İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Efendim Türk matbuatında da, televizyonculuğunda da, yani medyasında da bir gelenektir bu. Ee, biten yılına do biten yıla doğru böyle geçmiş yılın ne olduğuna ilişkin bir göz atarız. Göz atılır daha doğrusu. Ben doğrusu onu pek sevmem. Açık söyleyeyim. Ee, ama bütün bu bizim açımızdan tabii dış politika, ulusal güvenlik olaylarının yekünü, sonucu ya da nereye geldiğine ilişkin bir genel değerlendirme yapmak faydalıdır. Nitekim e, Sayın Dışişleri Bakanı da yılsonu vesilesiyle olsa gerek her, her sene yapıyor esasında. Mesela diplomasi muhabirleriyle bir araya geldi. Orada işte çok hani uzun olmamak şartıyla Türk dış politikasının ilgilendiği konular üzerine konuştu. Ben o metne baktım daha sonrasında. Dediğim gibi uzun bir konuşma değil ama 20 ülkeye direkt atıf yapılmış. Yani burada şunda şöyle bir sıkıntımız vardı. Şöyle bir politika izledik. Şu anda da durum şudur. Kimilerinde bu kriz devam etmekte ama kimilerinde de çözülmüş durumdadır. Ama bunları yaparken de mesela Afrika zirvesi vardı. O Afrika'ya ya da Kavkaslara genel olarak girmeden söylüyorum. Yunanistan tamam, Libya tamam, Suriye tamam, Irak tamam, Ermenistan tamam, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya vesaire vesaire. Düşünün ki yani hakikaten kısa bir konuşmada 20 ülkeye direkt atıf yapılarak, 20'den fazla ülkeye direkt atıf yapılarak böyle bir ülkede yaşıyoruz. Doğal olarak bunların yekününe bir bakmamızda, gelinen noktayı bir ele almamızda fayda var. Bugün bunu yapacağız efendim. Ama tabii Bunların yanında bazı konulara biraz daha geniş yer ayıracağız. Çünkü onların aktüel gelişimlerinde bazı farklılıklar, canlılıklar var. İşte söylüyoruz. Hani Azerbaycan Ermenistan savaşının bitmesinden sonra ortaya çıkan tabloda Türkiye Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi konusu işte yeri belli oldu Moskova'da. Hatta Türkiye dedi ki bu seferlik Moskova'da olsun. Tamam. Siz öyle istiyorsunuz. Yani Eli bana öyle söyledi. Ama ondan sonra artık baş başa, neden baş başa? E, i̇ki tarafta özel temsilci atadı. Azerbaycan'da açıklamalarda bulundu. Dedi ki biz de destekliyoruz. Tamamdır. Bu ciddi bir adım. Yani Türkiye'nin dış politika tarihinde bir dönüm noktası olacak. Keza onlarınkinde zaten öyle. Ee, Irak'ta gelişmeler var. Bir seçim olmuştu orada biliyorsunuz. Bir darbe girişimi. Yani Bağdat'ın üzerine yürüdüğü Irak'taki İran uzantıları. Açlı abi onlardan birisi. İşte yeni gelişmeler yani yeni oyuncuları da katmaya çalışıyorlar oraya. Yeşil bölgeye gittiler. Mahkemeyi kuşattılar. Bazı yeni İranlı unsurların 300 arabayla Bağdat'a yürüdüğü de söyleniyor. Tabii bunun takip edilmesi gerekiyor. Ona bakacağız. ABD, Rusya, Avrupa, Ukrayna üzerinden gelişen önemli konular var. Bu kadar kavga gürültüden sonra gelinen nokta ki biz bunu zaten söyledik akıllı programlarında. Artık şu günlerde buluşalım, konuşalım. Hangi günler? Ayın onun ABD Rusya görüşmesi. 11'i de olabilir diyorlar ama iki taraftan da bu söylenmiş oluyor. Çok önemli bir konu. 12'si 13'ü NATO Amerika Birleşik Devletleri, NATO Rusya düzeltiyorum. Sonra da Avrupa ülkeleri Rusya. Yani orada bir Harita kuruluyor efendim. Bugün olur, yarın olur. Ona da bir zaman getirmeye çalışıyor Moskova. Amerika bugüne kadar sessizdi. İlk defa ulusal güvenliğin içinden bir üst düzeyi etkili. Tamam konuşacağız artık. Efendime söyleyeyim. E, bir müttefiklerimize de danışıyoruz. Ama ortadaki tablo böyledir dedi. Bunun çok alt konuları var efendim. Onlara da değinmeye gayret edeceğiz. Ama zaten bahsettik. Yani mesela bu konuşmalar yapar, yapılırken. Bir gün kadar önce Wall Street Journal... Yani dünya dedi önümüzdeki 5 yıl içinde küresel savaş görecekti, görecektir diye uzun bir anemiz yayınladı. Bunların hepsi bu alt başlıklara dahil ama biz şöyle bir genel olarak dünyamızın tarihine değil, yani son bir yılına değil geldiğimiz noktalara göz atmak istiyoruz. Öylece başlamak niyetindeyiz. Sayın Avni Özgür hoş geldiniz. Hoş şeref bulduk. Evet. Profesör Doktor Seyman Seyfi Uyun hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi söyledim üniversitelerimizi. Doçent doktor ve emekli Tuğ sayın Fahri Erener. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi. Paşam hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Eksik olmayınız. Abi bir sıralama yapacak. Bak şöyle. Ben sana Ermenistan Amerika Birleşik Devletleri Balkanlar dedi ama... Şimdi hani Balkanlar hakkında konuştu mesela dışişleri. Ama mesela Savunma Bakanı Upuzun ve hani çok konuşmalı bir Bosna Hersek ziyareti yaptı. Evet. Yani aslında... Şöyle demiyor Türkiye ama bakın buralardan çok ses çıkmaya başladı. Ayrışma çıkma sesleri falan biz bundan mutlu değiliz. Fazla ortalığı dalgalandırmayın. Hani öyle de demiyor. Yani bunu toparlayına getiren ama o konuşmaların hepsini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Afganistan, Avrupa Birliği yine genel. Efendime söyleyeyim Libya, Yunanistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan bari böyle giden üzerinde konuşulmuş bir metin düşünün. Bunları isterseniz bölge olarak, da, isterseniz tek tek de aradan çekmek istedikleriniz varsa buyurun. Ya bunları zaten çeker konuşuruz tabii. ama şurayı yani bir de bizim kendi ülkemiz var yani. Elbette. Bir, bir tabloyu Gayet içinde yaşıyoruz. Biz Aralık ayına Eki, Ekim'den itibaren, Eylül'den itibaren Aralık ayına girerken ve Aralık ayı iç, içinde başlangıçta tabir caizse e, abondane bir vaziyette girdik. Ve işte dolar meselesi, siyaset birbirine giriyor. Efendim erken seçim şeyleri, çağrıları veya da ısrarları e, bürokraside bir takım e, şey e, alt üst oluş alt üst oluş derken yani bir özellikle finans bürokrasisinde yani merkez bankasında filan değişiklikler evet. şunlar bunlar bakan değişikliklerimiz var filan yani sezonun sonuna de doğru hı hı. yani doğruysa yani Aralık ayına böyle bir fırtına içinde girdik ama Aralık ayının sonuna doğru sonunda birdenbire o tırmanış birdenbire yatay bir çizgi haline geldi. İniş ve, şu Anda, ve şu anda, ve şu anda e, inşallah bu sükunet ve stabil tablo devam eder diye. Yani 2022'ye bu ümitle giriyoruz. Eğer e, değerlendirmem yanlış Değilse böyle giriyoruz. Böyle de devam edecek diye ümit ediyoruz. Yapılan açıklamalarda o yönde Öbür taraftan tabii evet bir erken seçim söz konusu değil ama seçime de çok kalmış değil yani bir bir seneden biraz fazla zamanımız var önümüzde. Dolayısıyla 2022 aslında siyasetin seçime hazırlanmaya başladığı bir yıl olacak hiç şüphesiz. Dolayısıyla yeni sisteme göre yani Cumhurbaşkanlığı sistemine göre işte adaylar ortaya çıkacak, tartışılacak onun değerlendirmeleri filan gelecek. Efendim programlar yani ne olacak ne bitecek filan. Şimdi burada Cumhur İttifakı'nın tablosu aşağı yukarı belli. Değil mi yani? Ee, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir şey yok. Farklı bir söylemi yok. Ee, tek bir aday var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. O kadar. Ve e, program konusunda da onun, benim, benim seyredecek olan program konusunda da Milliyetçi Hareket Partisi ile ee, AK Parti e, mutabıklar ee, bu konuda iki partinin liderleri yani hem Sayın Devlet Bahçeli hem e, Sayın Erdoğan e, hem fikir yani geçmiş senelerde de bu e, dönemde de ufak tefek güzel e, fark görüş ayrılıkları olsa bile o bir araya geldiklerinde çözerek yani bir görüşme liderler seviyesinde yapılan görüşmelerde daima o farklı görüşleri e, arasında bir imtizaç sağlayarak e, kalktılar. Yani Cumhur İttifakı açısından görünen fotoğrafın görünen şeyi budur. Öbür tarafta bir yani Millet İttifakı diye kendisini tarif eden bir, bir yapı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünü yaptığı bir şey bu. Yapı. İçerisinde beş bazı hesaba göre, bir hesaba göre beş parti, bir hesaba göre altı. Yani tam belli değil. Yani ne oldu? Parti adedi belli olmakla birlikte. <laughs> Birkaç tanesi belli, sabit yani. Ama burada bir önemli bir şey var. Bu ittifak bir tek, daha doğrusu iki şeyde mutabık. Bir, erken seçim bir an evvel yapılsın. Burada mutabık. İki, biz yan yana duralım. da mutabık. Ama onun dışında hiçbir şey de bu tabık değil. Hiçbir şey de. Yani ne Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? O aday nasıl belirlenecek? <laughs> o adayın belirlenmesinde bu ittifakın e, bileşenleri hangi ağırlıkla söz sahibi olacaklar? Yani, yok yani bu henüz ortada ve netleşeceğine dair bir ışı, şey de yok yani bir emare de yok <laughs> hatta belki se bizi seyreden insanlar vatandaşlarımız da zaman içerisinde fark ettiler veya fark ediyorlar ki bu ittifakın bazı ortak şeyleri ııı e isimleri birbirlerine laf sokuşturmak diyelim ona eski tabirle. Ya yani eski tabirle değil de ya yani piyasa diliyle de birbirleriyle yarış halindeler. Yani hem İyi Parti diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisine laf söylemekte. Çünkü İyi Parti sözcüleri öyle değil mi? Eee Cumhuriyet Halk Partisine e, laf çakmakta, çarpmakta da bir sakınca görmüyorlar. Hem e, efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bazı isimlere böyle daha sıcak mesajlar yollayarak bir şeyler şey, bir, bir şeyleri şekillendirmenin çabası içindeler. Yani Sayın Meral Akşener işte bazen bakıyorsunuz İstanbul Belediye Başkanı'nı dan övgüyle söz ediyor. İşte Fatih'in İstanbul aldığı gibi falan diye. Değil mi yani? Sonra nur yüzlü gibi böyle yani bir portre ona şey yapıyor. keza Ankara Belediye Başkanı için de öyle sözler söyleniyor. Ee, öbür taraftan gazeteciler e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına soruyorlar. Siz ne yaparsınız? Yani aday olur musunuz? O da yani ben olmam da demiyor. O da ben de varım diyor filan. Ondan sonra e, var, İYİ Parti'nin genel başkanı ve zaten şey, başbakanlığa talibim diyor. İyi Parti'nin dışında ee, millet e, Cum millet ittifakının diğer bileşenlerinin zaten böyle cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir şeyleri yok. Ee, yani o üzerinde konuşuluyor falan da değil ayrıyeten. Bakıyorsunuz ya. E, bu ittifak yakınlıklarından söz edebilecek partiler var. İşte eee henüz bu ittifaka dahil olmamakla birlikte işte Ali Babacan var, işte Ahmet Davutoğlu var. Ahmet Davutoğlu genelde ben başbakanken diyerek o kendi veya AK Parti'den neden ittifa ettiğini e, anlatmaya gayret ediyor. Yani konuşmalarda devamlı o, o eksen etrafında diyor. Falan. Dolayısıyla yani sonuç itibariyle Millet İttifakı'nın seçime nasıl gideceği konusunda, gidip gidemeyeceği konusunda ve net bazı şeyler söylemek çok kolay değil açıkçası. Bu partiler grubu sadece bir erken seçim istediğinde hem fikir. Erken seçim gerçekleşmez ise onun dışında Nasıl yap gidecek, nasıl olacak, ne olacak, yani nelerde ve nasıl uzlaşılacak, bunun mekanizması nasıl, hiç aralarında bunun konuşulduğu bile vaki değil. Yani şu anda efendim üzerinde bir takım şeyler konuşuluyor falan e, diye böyle düşünen, mutlaka konuşuluyordur diye düşünen var ise kafasından onu silsin. Üzerinde hiçbir şey konuşulmuş değil. Kılıçdaroğlu'nda bütün dikkati yani kavga etmeyelim kardeşim. Yani biz bir ne istiyoruz? Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesini istiyoruz. İki, erken seçim istiyoruz. Ha onu o kaybetsin ama biz kimi koyalım? O, o belli değil. Uzlaşırsak uzlaşırız. İşte böyle bir durum var yani. Ee, ama tabi elbette Türkiye'nin bir de dış meseleleri var Yani sizin de işaret ettiğiniz Bunların en önemlisi bu Yani bize göre Hem e, Kıbrıs meselesi gibi bizim için önemli Tabii bizim e, Yani e, Canımız ciğerimiz Azerbaycan'ın e, sağ elde ettiği Zaferle ortaya çıkan Kafkaslardaki bir tablo var. Bunun bizim de lehimize, Ermenistan'ın da lehine, Azerbaycan'ın da lehine, bütün Kafkasların lehine bir barış anlaşmasıyla ve onun hayata geçirilmesiyle sonuçlanması lazım. Yani Türkiye'nin Orta Asya bağının gerçek manada kurulduğu bir Dönem olmasını bekliyoruz 2022. Bu bizim o lojistik kanallarımızın güçlü bir şekilde ortaya çıkması fevkalade da önemli. Bundan mı ibaret hayır. Bizim Balkanlar meselemiz var. Karadeniz meselemiz var. Akdeniz keza işte Kıbrıs önümüzde duruyor. Yani bu Yunanistan'ın silahlandırılması işte en son. 35'lerin 85'lerin satış anlaşması Amerika'da yapıldı. Amerika'yla sadece bu mu? Amerika 175 milyon dolarlık bir bütçe kaynağını PYD, PKK'nın içinde olduğu Suriye'deki işte o kendine göre barış güçleri mi diyor? Bir bir şeyler, bir isimler, bir şey sıralıyor. Onlara tahsis etmiş vaziyette bu geçen hafta yani kesinleşti. Ee, muhtemelen PKK paralanıyor yani bu manada. Ee, maaşlarına zam mı yapacaklar artık neyse. Yani bunlar çünkü artık öyle farklı bir takım iddiaları bir tarafa bırakıyorum. işin para tarafına girdiler. Suriye'den Türkiye'ye dönük açıklamalar var. Yani şeyler var. Bir takım ipuçlarını Suriye verdi. Biz işte anlaşmalara aslında biz uyuyoruz. Ee, yani bu, bu özellikle Rusya, Türk, Ankara yani Moskova, Ankara ve Şam arasında vallahi mutabakatlara biz uyduk şimdiye kadar filan diye. Eee 2022 Türkiye açısından belli ki körfez siyaseti konusunda da bir takım değişiklikleri getirecek. Ki burada Suudi Arabistan herhalde bir başı çekecek. Evet biz işte <laughs> ee, Birleşik Arap Emirlikleri e, ile e, tabii Katar da var e, filan. Biz onu geçen döneme ilişkin bir hamle olarak gördük ve o sayfayı doldurmakla meşgulüz. O ilişkiler anı hem güçlendirmek hem de bir takım çeşitlendirmek ihtiyacındayız. Ama Suudi Arabistan en üst seviyede ve o münasebetler belli bir noktada Yeni başlayacak ve bu bizim Orta Doğu'daki e, pozisyonumuzu, konumumuzu daha da güçlendirecek bir şey. E, AK Parti hem e, köklü bir şey, hamle, esaslı bir hamle yaptı bu konuda açıkçası. Bunun, Suudi Arabistan için daha böyle sıcak mesajlar gidiyor geliyor. Ee, Mısır konusunda çok öyle e, yani mesajlar gidiyor geliyor bir şeyler işte büyükelçiliği şuydu buydu işte oldu ha olur gibi bakılıyor ama Mısır konusunda o kadar ümit var bir e, şey açılış yok az aslında. Söylemler var fakat somut bir şey yok. Suudi Arabistan'da daha somut bazı şeyler olabilir gibi görünürken, Mısır'da bunun işaretleri, emaresi pek görülmüyor diye bakıyorum. İşin şeyi yani bizim onun dışında işte NATO meselemiz var, o malum. Ee, Avrupa ordusu kurulur kurulmaz gayet komedi bir şey yani. Ee, o onu zaten Paşa Meral'de anlatacaktır. Ee, bu bu ordu kurulacak mı kurulmayacak mı onu bilemiyorum ama bizim bu önümüzdeki senede önemli bir zamanımızı bu Ukrayna meselesine ve Polonya meselesine ayıracağımız, Rusya meselesine ayıracağımız anlaşılıyor zaten. Türkiye bu konuda burada bir savaş mavaş çıkacağına inandığından değil ama tedbirli ve ihtiyatlı olmak adına tetikte olacak o noktada. Ve Rusya ile öyle zannediyorum ki bir istişare halinde olması gerektiğini Ankara zaten farkında. Ve Ukrayna'ya da kışkırtmalara pabuç bırakmaması yönünde telkinde bulunacaktır Ankara. Ukrayna'ya. Ve tabi yine Balkanlardaki ülkelere de aynı şey. Ee, Ankara o Amerika'nın dolduruşlarına gelmemek gerektiğini kendi tecrübelerine de dayanarak herhalde aslında bu sözünü ettiğimiz Balkan ülkelerinin veya Doğu Avrupa ülkelerinin hepsi Amerika ile ilişkiler konusunda e, aslında sütten ağızları yandı ama hala yoğurdu üflemek konusunda tereddütlü olanlar var. Ankara belki bu konuda bir ağabeylik yapabilir. Peki devam edeceğiz abi de. Süleyman <gülüyor> Hocam. <gülüyor> Vallahi e, 2021'in mi muhasebesini yapacağız yoksa... Yok, 2020... muhasebesini yapalım? Mesela şöyle de sorabilirim. Şu an atıyorum rakamı. Bize beş şey söyleyin. Türkiye'yi ilgilendirsin. Gerçi artık ilgilendirmeyen bir parçası kalmadı dünya üzerinde ama kimsenin kimseyi bu önümüzdeki yıl bizi en çok sonuçları olsun ya da izlemek açısından olsun ya da gelişecek olsun bizi en çok rahatsız edecek olabilir, mutlu edip yani fırsat barındırabilir veya dikkat çekmek isteyebilirsiniz. Evet. Şimdi o zaman bir genel dünya tabii, e, tabii. panoraması e, çizmekte fayda var. Benim gördüğüm kadarıyla çok ciddi bir e, mesele büyüyor ekonomi alanında. Dünyada e, üretimde ve tedarikte ciddi problemler var. Çin kapanma kararı aldı. E, bu tedarik zincirinde boşluklar doğuruyor. Asya'dan Avrupa'ya doğru özellikle. E, bu konuda Türkiye bir fırsat yakalayabilir. Yani akıllı tercihlerle... E, Kısa sürede sonuç alabilecek, orta vadede de kendini ayakta tutabilecek, belli sektörlerde özellikle yapılan tercihler itibariyle bir avantaj sağlayabilir. Yani bu bence önemli, Türk ekonomisi açısından önemli. Bu bir planlama işi tabii ki onu herhalde devlet yetkilileri, karar alıcılar planlıyorlardır. Ama enflasyon devam edecek bütün dünyada. Çünkü üretimde bir düşüş var. Yani sadece tedarikte değil. Çünkü insanların kafasında öyle bir nedense e, kompartmanlaşma oluyor. Yani mesele sadece tedarik zincirlerinde bir takım aksamalar. İşte bunu da Covid falan yaptı. Ve şimdi artık biraz düze çıkıyoruz. Hoş yeni varyantları da bu ara... <laughs> Ee, tehditkar bir hale gelmiş filan ama neyse yani bu bir tedarik meselesidir. İşte konteyner meselesidir, liman meselesidir vesaire. Hayır öyle bir şey yok. Bir kere dünyada genel manada bir üretim düşüşü var. Bu şu demektir ee, tabii ki o salgın bunu e, boyutlandırdı katladı. Ona itirazım yok ama zaten çok ölgün bir ekonominin içinde yaşıyoruz. Bütün dünyada ee, buradan doğacak olan e, enflasyon etkisini sadece Türkiye değil bütün dünya görecek. Yani şimdi mesela insanlar demin üstadımız da söyledi işte kurda belli bir denge, istikrar yakalanırsa bu hemen fiyatlara yansır. Pek böyle olabileceğini zannetmiyorum. Bu çok nesnel bir şey yani maddi bir şey. Ee, Amerika'da e, bu oran büyüyecek. Avrupa'da enflasyon oranları büyüyecek Türkiye'de de enflasyon kavramıyla yüzleşeceğiz bu minimize edilebilir hafifletilebilir ama ortadan kaldırılabileceği kanaatinde değilim şimdi bunlar hoş alametler değil yani dünyada savaşların tarihini düşündüğümüz zaman genellikle ekonomide işte bu tarz durgunluk, stagflasyon, enflasyon gibi meseleler, ekonominin içinden gelen aşılamaz bir takım problemler ki, ben bunların 2022'ye küresel manada damga vuracağına e, neredeyse adım kadar emin olduğumu söyleyebilirim. Çünkü bütün bu e, sorunları halletmek için e, dünyanın para babalığını yapan ABD'nin, Para basmaktan başka çıkar yolu yok. Bu da her şeyi katlayacak. Yani belki palyatif olarak veya güncel olarak bir takım dertlere pansuman tedavisi falan yapılabilir ama çok ciddi bir mesele bu. Dolayısıyla ekonomik olarak yaşanan bu küresel ağır sorunların siyasette ve askeri hesaplaşmalarda ve askeri çözüm zorlayan siyasi hesaplaşmalarda etkili olabileceğini düşünüyorum. Yani 2022'ye gene Karamsarlar Kulübü mensubu olarak çok ayrıha baktığımı söyleyemem. Ama Türkiye için belli fırsatlar var. Onu da belirtelim. Yani Türkiye-Avrupa ilişkileri meselesinde özellikle ekonomik olarak Türkiye'nin Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacı daha fazla artıyor. Ama bunu Fransa anlamış değil, anlamış olsa bile kabul etmiş değil. Almanya'nın kafası şey döneminde Merkel döneminde bir hayli karışıktı ama şimdi çok netleşti ve negatif manada netleşti. Yani Alman siyasetinden yapılan Türkiye açıklamalarına filan baktığımız zaman hakikaten bir nasıl söyleyelim olumsuzluk kat sayısında bir yükselme var. Burada bence bir mesele gündeme giriyor Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine veya Türkiye Avrupa ilişkilerine bunu bağlayacağım İngiltere ile Fransa arasında ve daha örtük olarak da olsa İngiltere ile Almanya arasındaki o bildik mahut hesaplaşma Ada Avrupası Kıta Avrupası hesaplaşması devam ediyor. Burada bence İngiltere'nin daha fazla ağırlığını koyacağını düşünüyorum. Bir anlamda Türkiye'nin Avrupa ile ne şekilde veya İngiltere ile ne şekilde entegre olabileceğini, ekonomik anlamda orkestre edecek gücün 2022 yılında daha fazla ismini duyacağız. Bunun İngiltere olduğunu düşünüyorum. Tabii bu bütün bölgesel sorunlarda da, İngiltere-Türkiye ilişkilerini iyi takip etmeyi gerektiren bir husus olarak karşıma çıkıyor. Türkiye-Rusya ilişkileri bir dosya olarak bakalım. Ee, gelişmelerin çok e, nasıl söyleyelim? E, ümit, bizi ümit var kılabilecek yani istikrar kazanmak açısından ümit var kılabilecek bir noktada. Çok özür dilerim. Buyurun. Rusya paketine geçmeden. Buyurun. Şimdi. Bu hani şunu konuşuyoruz ya e, NATO ittifakının Rusya ile bir problemi var şu sırada. İkisi arasında bir gerilim var. var. Biz bunu farklı şekillerde analiz ettik. Hı hı. Bunlardan bir tanesi bu işin tehlikeli bir yere gideceği, bir de tehlikeli bir yere gitmeyip tam tersine Tabii. deyip bu iki kulüp arasında, hatta üçüncü kulüp arasında bir yakınlaşma. Üçüncü kulüp Amerika yani. Amerika, Amerika, Amerika. Avrupa, Rusya arasında tamam. söylüyorum. Çok güzel. Bir yakınlaşma bu illa kucaklaşma mıdır uzlar? Bir yolda yani konuştuklarımız arasından bir tanesi de buydu. Ondan sonra içine bakmaya başlayacağız demiştik. Hı hı. Fakat istenildiği gibi gitmediği bir durumda yani savaş yani evet, çok fazla asker var çok fazla silah var dedi ağaçtan başlayıp baltıklara kadar her taraf silah dolmuş durumda güzel. Ama şöyle şeyler de var. Mesela bir yorumcu, yani mesela dış, Avrupa e, Fransa'dan bir yorumcu diyor ki eğer diyor buradaki uzlaşmayı diyor. E, belli bir süre içinde tamamlamazsa Batı tarafı yani Atlantik ittifakını kastediyor NATO'yu ve ABD'yi. Mesela diyor bu Balkanlardaki Yugoslavya hayaleti üzerimize kabus gibi çöker evet. ve dağılır tekrar diyor. Tabii, dağılır. Şimdi mesela biz bunu bir komplikasyonmuş gibi söylüyoruz. Hani üşütmüşüz onun için de hani aynı zamanda da başımız ağrıyormuş gibi. Hayır öyle bir şey değil. Bir anda her taraf kan gölüne döner. Yani mesela Sayın Genel Kumay Başkanı'nın işte Bosna Hersek ziyareti, pardon düzeltiyorum Savunma Bakanımızın Bosna Hersek ziyareti, orada konuştukları bölgedeki kendi dinamikleri vesaire vesaire. Ve sizin hani söyle söylediğinizi hatırlıyorum. Çok orayı kaşıyan Rusya'dır. Rusya'dır. İşte Putin evet diye. Şimdi hani Genel bir şey de söyleyelim ama. Bakanımızın Bosna Ersek ziyaretinde söylediği aslında aklınızı başınıza alın. Evet. Özeti ee, bu. Herhalde onu Ruslar da dinliyordur, Amerikalılar da dinliyordur vesaire. Ee, ve orada yaşanan ciddi bir dram olduğunu da hepimizin yani orası büyük dram. Hani evet Avrupa'yı şunlar bekliyor ama işte böyle de tehlikeli işlerde dönüyor. Hı -hı. Gibisinden. İşte bakınız bütün bunlar pamuk ipliğine bağlı şeyler. Evet. Hakikaten bu da dünyayı, bana kalırsa medeniyeti de bir kumar masasına sürüyor yani. Orada çok çılgın işler yapılabilir tabii ki. Ee, biraz bence meseleleri kumar masasının dışına böyle blöfler, efendime söyleyeyim işte e, büyük gösteriler, büyük kayıplar, büyük kazançlar filan mesele böyle olamaz. Olur. Önce o e, o masanın dışına çıkartabilecekler mi? Bundan çok emin değilim. Ve hakikaten pamuk ipliğine bağlı. Yani bugün Biden var. Yani şimdi Amerika'da mesela işte Kongre seçimleri oluyor, yenilemeler oluyor vesaire ve yapılan istatistikler de gösteriyor ki Biden'ın arkasındaki kamuoyu desteği hızlı bir biçimde eriyor. Ve yeniden Trump Öyle. konuşmaya başladı vesaire. Trump gelirse ne diyeceğiz? Bütün denklem değişir. Yani Amerika Birleşik Devletleri-Rusya ilişkileri, Amerika Birleşik Devletleri-Avrupa ilişkileri, Rusya-Avrupa ilişkileri tamamen değişecek. Onun için hani kesinleme yapmak hakikaten bu açılardan çok zor. Ee, ama... Gelinen aşamada herkes... Blöflerini... Tabii o blöf mü? Yani bir yerden sonra blöf artık. Değildir o yani. Açık bir... Blöften kastım. Yani... Nereye kadar götürebilirim ben bu işleri demeye matuf işler. Mesela Rusya Sırbistan meselesini, Sırp kartını Bosna'da açtığı an yani bu Türkiye'ye karşı sonuçları olacak, dolaylı etkileri olacak. Ama esas olarak Avrupa'ya ve Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'ne. Çok doğru söylüyorsun. Tabii. Zaten mesela Ruslar bunu sorduğunuzda yani bu Sırbistan vesaire Bosna Hersey'i sorduğunuzda ya evet o bölgelerin tamamı karışık Dede ağaç da öyle diyorlar. Tabii yani, tabii. Aslında tabii. söylediği şey şu. Biz oraya evet çuma sokuyoruz ama sen de buraya. Ha, yani Ukrayna'da sen bunu bana yapıyorsan ben de sana e, Bosna'da yaparım. Yani öyle korkunç bir şey olur ki. Hı. Çünkü Balkanlar Avrupa'nın bir türlü yani bugünkü Avrupa Birliği aklının içinde karşılığını bulmayan çok şaşırtıcı gerilim hatlarıyla yüklü. Yani net sorun çözücü olabilir orada Avrupa Birliği. Ne bu sorunu çıkmadan büyütmeden gidermenin bir e, ne diyelim ona e, desteğini verebilir. Yani tamamen kontrolün dışına çıkıyor ve Avrupa'yı göbeğinden yani yakalayan görüyor. bir, yakalayan bir şey, bu. şey bu. Sizin saydığınız ana oyuncuların kavgasının Abi, dışında. Bir de şöyle şeyler de oluyor Süleyman Hocam. Mesela Kremlin sözcüsüne şey sordular basın toplantısında. Ya biz bu Ukrayna ile ve Amerika ile geriliyoruz ama acaba hani Türkler bu konuda bir vaziyet edemez mi diye. Hani, ha, tabii, tabii. Şimdi normalde Türkiye arabuluculuk konularında falan her zaman şey davranır. Ama mesela Sayın Çavuşoğlu dedi ki evet dedi Rusya'nın dedi bir takım itirazları var ama dedi NATO'nun da vardı. Kremlin Sözcüsü de dedi ki aslında dedi NATO üyesidir Türkiye, Amerika ile konuşabilir dedi. Şimdi bu bu böyle yani onlar, bu en ufak parçalar döne 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 döne. E, tabii Türkiye'yi dolaylı olarak işin içine sokuyor yani anafor etkisi. O da bir tartışma. Ee, o yap yapar mı yapmaz mı? Yapmalı mı yapmamalı mı? Vallahi yani mesela Ukrayna meselesinde Türkiye'nin ara buluculuğu yani özellikle Sayın Erdoğan'ın e, işte e, Putin'le olan dostluğu, Zelenski ile olan yakınlığı filan bir denge fakat bunu kabul etmiyorlar yani bu buralarda Türkiye birinci derecede e, merkezde değil ama bunların sonuçlarından dehşetli bir biçimde etkilenecek olan bir ülke yani bunu görmek durumdayız yani Sırbistan'da tabii şimdi çok e, hakikaten insani bir jest savunma bakanı oraya gitti e, desteğini gösterdi vesaire ama bu Sırbistan Türkiye meselesi değil. Gayet tabii canım. Ya da bu Bosna Boşnaklarla Sırplar arasındaki bir mesele değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki bir gerilimde veya şimdi bakalım yani Dede Ağaç'taki o askeri yapılanmalar falan Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan ilişkilerine mi indirgenebilir? Değil tabii ki yani. Orada Yunanistan kendini üs haline getiriyor. Başka sebeplerden ötürü Amerika'da bunu kullanıp Rusya'ya kendini gösteriyor. Yani demek istedim. Hakikaten bu Rusların matruşka bebekler hikayesi var ya yani hiçbir bebeğe çok cesameti açısından aldanmamak lazım. Onu kuşatan başka bir bebek var. Onu kuşatan başka bir bebek var. İç içe geçmiş bütün bunlar. Ama merkezde ne var? E merkezde evet bir türlü halledilemeyen Soğuk savaş diyor kimileri ama soğuk savaşında bir normu vardı yani. Ki herkes aşağı yukarı nerede yani. duracağını falan biliyordu yani. Tehditleri işte tırmandırmama özellikle bu son füzeler krizinden evet. sonra yapmadılar. Koeksistans pasifiye geçtiler. Kudet şeye geçtiler. E, yumuşama hı hı. meselesine geçtiler. Hatırlatalım yani üç gün ön iki gün öncelik galiba Sovyetler hı. Birliği'nin yıkılışının otuzuncu. E ee, tabi tabi. Ee, Amerikan oradaki Amerikan Moskova'daki Amerikan elçiliğinin üzerine e, Sovyetler orak çekti o meşhur aynı zamanda ideolojik bir sembol olan bayrağı çektirir Ruslar yani lazer görüntü gösterisiyle ya işte tabii. Sonra, polisler filan indirdi yani. Yani ne yapabilirler? Şeyi ne düşünüyorsunuz? Şimdi mi, Avrupa'da geçmişin liderlik liderleri var yani. işte. Degol'den alın gelin. Bu sonrasında işte Tito'ya gelin. Tabii tabii tabii. O işte en son Merkel'e gelin veyahut da efendim Aliye İzzet Begoviç'e gelin. Yani bu liderlikler çok i̇şte önemli çok çözümlü, çok Çözümlü, çözümle evet, evet, yani, yani şey şu anda Avrupa'da liderlikler tabii Avrupa'nın kendi iç de, zafiyet var yani. Meseleleri de var tabii bu ara. Yani Avrupa Birliği de böyle her meseleye gövdesini koyarak müdahale edebilecek durumda da değil. Dolayısıyla bunlar hakikaten çok e, düşündürücü şeyler 2022 açısından. Ama Türkiye-Rusya ilişkilerine e, <laughs> Tam Orada gelmiştim. ben size kan, kalmıştınız Kandırdığımı söyleyeyim. Ha reklama gidelim. Peki, Kısa olsun. bir reklamız. Ondan sonra önümüz çok uzun açık. Zaten paşama da bir söz vereceğim. Hemen geliyoruz efendim. Döndük efendim. Akıl odası devam ediyor. Süleyman Hocam. Rusya-Türkiye ilişkilerini paket olarak açacaksınız ki Rusya üzerinde mi? Yani şimdi genel bir çerçeve koymaya gayret ettim demin. Hani daha paket Buyurun. düzeyinde bakabiliriz belki bazı şeylere. Nitekim Balkanlar üzerinden başladık ama şunu da söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya görüşmeye karar vermişler. Bir peki ne bileyim kimin nerede duracağına dair bir takım sınırların tayin edilmesi konusunda anlaşacaklar mı bilmiyorum yani hakikaten bu, bu maddeler üzerinde oturtmak bir Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şey esasında çünkü adam bu konuları konuşan şey bunları var. ben kabul ederim etmem demez ki ama Ruslara... gelen şey, Rusya'dan da gelen şeyler soyut şeyler yok, Somut maddeler bir şeyler yok Rusya'dan ge Rusya'da da Amerika'da da aynı rahatsızlık var. Yani somut, elle tuzlu şeyler yok. Şey kardeşim. yok yani. Çünkü bakınız, yani bir soğuk savaş düzeni kuruldu ama işte arkasında yaltası var, potsdamı var, bilmem ne. Somut bir şey değil mi? Bir, daha buraya gelmiyorsunuz kardeş. Burası son nokta diyor. İki, şuradaki adamları da çekiyorsunuz Hayır, o diyor. o dediğin öneri. Tamam öneri. Müzak ha. Müzakere masası. Üçüncüsü de var. Müzakere masası. Tamam. Üçüncüsü de var. Diyor ki bunları da diyor bir, bir zahmet diyor imzalayı verin diyor. Aa yok. Tamam. tamam. Hani tamam. geçen seferki gibi olmasın. Bu anlamıyla somut. Tamam. Bu masaya otururken, masadan kalkarken oradan ne çıkar bilmem. Onu siz söyleyin. İşte onu bilemiyorum ben. Evet. De. Yani bunun e, bir anlaşmayla sonuçlanacağı konusunda özellikle bu Avrupa düzleminde İsterim isterim bunu çünkü e, işte Balkanların ateşini düşürecektir evet. bu yani. E, veya ne bileyim belki Türkiye Yunanistan ilişkilerinde belli açılardan bir e, ne bileyim rahatlamaya yol açabilir. Fakat eğer bizim bölgeye esas gelirsek yani Doğu Akdeniz meseleleri, Suriye bilmem ne buraya çok kötü yansır anlaşmaları. Niye? Ya, yani Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya anlaşıp Suriye'ye nizam verme konusunda işbirliğine gidiyorsa işte o PKK adını orada konuşan adamın cüretini de anlarım. Hı hı. Adam açık açık diyor ki bana diyor vallahi ikisi de söz verdi. Evet. evet. İkisi de söz verdi. Ruslar da Amerikalılar da. Şimdi bu Gidip Rusların kapısını çalayım, ne diyorsunuz? Gidip Amerika'nın kapısını çalayım, ne diyorsunuzun sonucu söylenmiş bir şey mi? Yoksa burada anlaştılar mı? Çünkü bir de iki süper güç arasındaki gerilimleri bölgesel gerilimlere benzetemeyiz. Çok daha dallı budaklıdır o işler. Ben de aynı fikirdeyim. Evet, Onun için yani bence bu anlaşmadaki yer... Süleyman hocam ee, mesela Suriye'deki yansımaları gibi bir şey küçük bir parça gibi geliyor bana. Ama budaklardan dallardan bir tanesi, biridir tabii. Elbette. Onların belki, yani ama... düşünün Rusya'nın bu taleplerini Amerika'nın karşıladığını varsayalım. Bir kendisini ruhundaki şeyden vazgeçmiş olacak. Üstelik askerlere rağmen. İki karşılığında Ruslar kimi verecekler? Ne verecekler? Yani böyle bir şey imzalatmak karşılığında. Suriye falan çok ufak kalır orada. Diye düşünüyorum. Buyurun. Ee, i̇şte dediğim gibi hayır bunlar anlaşma iklimine girip bu arada Suriye'yi de şöyle halledelim falan diye bu kötü. E, kötü tabii. Bizim açımızdan kötü. kötü. Yani ben şöyle düşünüyorum. Avrupa'da anlaşsınlar. Ama Buralarda anlaşmasınlar ki Türkiye'de bir yol bulsun kendine yani. Çünkü çok ezici ağırlıklar koyarlar. Peki yani, şöyle sorsan. Anlaşmasalar daha hayırlı olur mu? İşte şeyde dediğim gibi nereyi kastederek soruyorsunuz bunu? Avrupa evet. üzerine tabii bu yani burada anlaşsınlar. Artık. Ama anlaşmazlarsa ya anlaşamazlarsa bence çok belirsiz bir noktaya gidiyor iş. Çok belirsiz bir noktaya. Gidiyor. İstikrarsızlık üretiyor. Ya yani istikrarsızlıktan ziyade o an olabilecek şeyler yani bunu artık bir İngilizcede happening diye bir şey var ya yakıcı ya, olay. Oluyor. Yani Orada ne olur onu tehlikeli buluyoruz. Tehlikeli buluyorum. Evet. Yani fazla e, benzinli buluyorum bu işi. Öyle söyleyeyim. o kadar benzin varsa yani. E, şey yani çok... işte yani çok fazla ateşle dolaşılıyor benzin zaten var da yani çok etrafında çok Buyurun. fazla establo. Ee, öyle söyleyebilirim. Türkiye Rusya ilişkilerine baktığım zaman yani yakın bir dönemde. Yani şu son belki 5 ay, 6 ay tam kestiremiyorum ama rahatlıkla ifade edebilirim bir 6 ay olduğunu. Yani Çok iyi gitmiyor. Hocam geldi en son domates de yine takıldı. Ondan evet. ziyade bence evet yani... yani e, Kafkasya'da işte iyi kötü birlikte bir pozisyon yakaladık. E, o ne kadar sürdürülebilir olacak onu bir konuşabiliriz ayrı ayrı. Ama bu... Suriye meselesi üzerinden ve Karadeniz meselesi üzerinden yani çok da arka planını anlayamadım. Yani niye öyle oldu? Ama e, bilemeyeceğimiz şeyler vardır muhakkak. Fakat neticede Türkiye-Rusya ilişkileri e, biraz böyle Niye öyle oldu dediğiniz ne Yani söylüyor? bilemiyorum niye öyle oldu. Şimdi iyi gidiyorduk. Ukrayna meselesine kadar. Hatta yani bakınız Kırım'ın işgali sırasında bile Türkiye bence çok makul bir siyaset izledi. Ya bunu uluslararası platformlarda kınadı ama öne almadı. Fakat Ukrayna meselesinde ön aldı. Geç. Kırım'ı Rusların yüzüne de söyledi Türkiye. Çok iyi. İşte ya, onu anlamakta diyor. zorlanıyorum Tanıyoruz, yani şimdi. Tanımayacağız evet. diye böyle. Evet yani vurgulu. fazla vurgulu Türkiye belki orada Yani genel olarak hani böyle ...planör siyaseti izleyebilirdi yani böyle evet. boşluklara yaslanarak hani böyle. Öyle değil, direkt yani Rusya'nın adeta gözüne soktu bu meseleyi yani bu Ukrayna öyle meselesini. Öyle. Ama bunun cevabının Suriye'den gelebileceği ihtimalini tabii ki hesapladılar. Ya Suriye'de anlayamayacağımız ve şu an farkına varmadığımız derecede Rusya'nın eli düşüyor, gardı düşüyor... Bunu verdiği bir cesaret diyebilirsiniz. Ama bunun bir emaresini görmedim. Yok ben de görmüyorum. Tabii görmüyorum yani. Dolayısıyla Veyat orada... Amerika'nın eli güçleniyor. orada uz uzmanın. O da değil ama üstadım. Ay, yani değil. onu da emaresi Veyat yok. Diyorum. Tam tersine değil mi? Tabii. Yani yani mesela... Bugün Şam yönetiminin askerleri bile Amerikan şeylerini durdurmuşlar. Paşam daha iyi bilir belki. Ee, askerlerini dışarı falan diye. İşte tamam Burada o zaman bu ne oluyor Amerika yani? E, bu çünkü Ukrayna meselesinin Şam, e, Suriye'de karşımıza geleceğini aşağı yukarı öngörebilirdik, değil mi? Yani görüyorlardır herhalde. Yani bu kadar çünkü ayam beyan olan bir şeyin arkasında bizim de bilmediğimiz bir şey varsa onu bilemeyiz. Takip şey. edelim. Takip etmeyi gerektirir herhalde, ama çok iyi değiliz. Ve en son değil bu e, Dudayev farkı meselesi yüzünden çok ağır bir şey ama bakın. Bu hiç imale gelecek bir şey değil yani. orada Kadirov işte ben de Abdullah Öcelan parkı evet, evet. açacağım dedi. Yani, ha o değil bu, yani o bu, diyebilir bu, onu da. Anlamsız bir şey yani. Ama bir, bir duda evle birlikte savaşmış falan bir adam hatta ama yani Kadir, ama Zarova Kadirov'un babası falan. Bakın Zarova söyledi. Dedi ki bakın bu böyle devam ederse dedi. Biz de sizin sinir uçlarınızla oynarız. Yani bugüne kadar bakımını bunu ima ediyorduk. Bundan sonra Evet, öyle. Ettim. Şimdi bakın bu durumdayız. Dolayısıyla Türkiye Rusya ilişkileri e, Suriye'de nasıl olacak? E, Karadeniz şeyde Kafkasya'da nasıl yürüyecek? E, doğrusu açık uçlu buluyorum. Çok takip etmemiz gerekir Hı -hı. ve çok dikkatli takip etmemiz gerekir. Libya'da benzer bir tablo var. Libya'da daha Ak ileri bir şey oldu. Hocam, e yerel yönetimleri bu konuda biraz daha dikkatli Ankara'dan şey almadan Dışişleri Bakanlığından onay mutabakat almadan bu tür uluslararası bağlantıları olabilecek şeyler yapmamak konusunda daha dikkatli olmaya şey yapması lazım. Yani yerel yönetimler e, yerel yönetim kararları o Dudev karar... Aha, öyle tabii. Tövbe, haklısınız. Ben yani, affedersiniz. Anlayamıyorum. Yoksa yani Uygur bilmem ne bilmem nesi de açılabiliyor yani. Açılabiliyor işte yani dediğiniz çok Hadi doğru. Al, yani e, bazı şeyleri hakikaten çok dikkatli e, takip etmek. Hı. Nereye gidiyor iş yani? E, onlara bakmak lazım. Şimdi iptal etsen bir dert edemiyorsun. O i̇şler başka işler yani. Evet. Şimdi Üş, hocam Kavkaslara Paşam da bir tur Alalım isterseniz Hayır, öyle paketimiz devam ettirelim. Bakalım tamam. o nereden başlayacak. Yunus yani Paşa. Ben e, öncelikle e, 2022'de ekonomist dergisinde çıkan bazı öngörüler var. E, bu öngörülerle 2021'in gelişmelerini birleştirerek değerlendirmek lazım. Bundan içinde e, bir kere e, nükleerleşme konusu e, artan bir şekilde devam edecek. Ve savunma harcamalarında artış var. Buradaki verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Çine yönelik silah harcamalarında yüzde bir Çin'in Amerika'ya yönelik savunma harcamalarında yüzde yedilik bir artış bekleniyor. Bu bence çok önemli bir rakam. İkincisi petrol fiyatları ucuzlamayacak. 79 dolar civarında ortalama ekonomisinin en son yayınlanan 2029 olacak 79 diyor. ortalama Ortalaması dolar civarında devam diye. edecek. enerji yani Rusya'yı kıl payı kurtaran bir şey diyor. Evet bu. ucuzlamayacak diyor. Tedarik zincirinde e, lojistikte devam eden sorunlar aynen devam edecek. E, şirketler ofis küçültmeye gidecek. E, bu da dünya açısından istihdam açısından olumsuz bir şey ee, özellikle online ticaret yapan şirketlerin depolarında vesaire gibi yerlerle stoklamalarında depo ihtiyaçlarının bu şekilde artacağını ifade ediyor. Ee, tabii burada daha birçok şeyler var. Ama bunlara baktığımızda e, bence e, ön plana çıkacak iki şey var diyor. Dünya tekrar soğuk savaş dönemindeki şartlara dönecek. Silahlanların silahların kontrolü ve silahsızlanma kavramları ön plana çıkmaya çalışacak. Çünkü dünya tekrar soğuk savaş dönemindeki gibi hızlı bir şekilde silahlanıyor. Bütün bu şu anda SIPRI 2021 verilerini açıklayacak. Oradan normal izlenebilenler üzerinden böyle bir öneride bulunacağız. Ancak dünya soğuk savaş döneminin özellikle 90'lı yıllara yaklaştığımız bir sürecini yaşıyor. Bu süreçten daha da olumsuz olan iki faktör var. Bir, uzayın kullanılıyor olması. İkincisi de birçok nükleer anlaşmanın INF dahil orta menzilli füzeler iptal edilmesiyle nükleer silahlanmanın önünü açılmış olmasıdır. Yani burada ne yapıyor? Rusya, Amerika, İngiltere dahil nükleer silahlarını modernize ediyorlar. İkincisi Amerika nükleer İngiltere nükleer başlık sayısını arttırıyor. Bu nükleer nükleerleşme gelişmekte olan ya da gelişmiş aşamaya geçecek ülkeleri de kapsıyor mu? Tabii. Mesela aç biz biz bizi kapsıyor yani, mu? Yani e, Türkiye'yi şu anda kapsamıyor ama hmm. Türkiye'nin bunu hep ifade ettiğim yapacak boyutu var. Yani hmm. Türkiye'ye bölgesel güç, e, küresel anlamda e, çok kutuplu dünyada ten, kendisine e, beklentilere uygun bir yer bulmak istiyorsa santrallerin bir takım e, tabii yani şeyleri denken, var. Yani. Nükleer santrallerden sonra. Santrall yani birinci konu e, bence 2022'de silahlanma ve silahların kontrolü silahsızlanma ön plana çıkacak. Bu kontrol edilmezse ve Eski Şeye dönülmezse yani veya benzeri anlaşmalarla şu anda bir tek Rusya ile Amerika arasındaki start SALT iki sanırım ya karıştırmayayım o var. Onun dışında kimse hiçbir anlaşmaya uymuyor. Dünyanın geleceği bir adım adım felakete. Hatta yeni çıkan bir teori eskiden ikinci vuruş falan diyorduk. Şu anda hipersonik füzelerle ki Rusya'nın oluşturduğu sarmat füzesi, füze, bu hipersonik bir füze sesten 27 kat hızlı uçabiliyor. Ve hedefini vuruyor. Yani siz nereden atıldığına deniz bakana kadar. da atıyorlar galiba. Tabii denizaltıdan da. Bunun Bu yeni teorinin ismi karşılıklı kesin imha. Çok yani güzel NATO'da füze. evet, NATO'da o zaman, daha izbelden... ikinci vuruş vardı. Hı -hı. Bu ikinci vuruş bitti. Yani Hı -hı. o bir atsın ben göreyim. Öyle bir şey yok artık. Hı -hı. İlk etapta atan bunu vuracak. Dolayısıyla şu anda biz bu meseleden Rusya-Ukrayna sorununa baktığımızda dünyanın birinci önceliği burada. Rusya ne yapıyor? Rusya NATO'yu caydırıyor. Yani burada iki tane önemli dış politika enstrümanını kullanıyor. Askeri güçle birlikte hem de yumuşak gücünü de kullanıyor. Bir, caydırıyor. Caydırmaya karşılık NATO'nun reaksiyonunu ölçüyor. Hani nerede duracak, kırmızı çizgilerine, taahhütlerle ne ölçüde tavizler verecek Rusya'ya buna bakıyor. Çünkü Rusya'nın da çok fazla şansı yok. Yani Rusya'da ciddi bir e, ekonomik e, krizle karşı karşıya. Eğer diyor Batılı analistler diyorlar ki NATO uzmanları eğer diyor caydırma da NATO e, Rusya'yı herhangi bir harekete zorlarsa bunun planları var. Asla Rusya kimse durduramaz diyor. Ve aksi takdirde Rusya'yı zorlamayla girdiği bölgelerden çıkartmanın maliyeti Caydırma dönemindeki maliyetin kat be kat üstünde olacak. Ayrıca siyaseten onu göze alamadıklarını biliyoruz. Evet. evet. Rusya da bunun Aktarımcı farkında diyor. Işte. Rusya da bunun farkında. Peki Amerika Birleşik Devletleri niye bu kadar Rusya'nın üstüne gidiyor? Esas hedef Çinken orada. Evet. Eğer Rusya bu konuda başarılı olursa diyor, iki konuda dünya farklı bölgelere kayacak. Çin Tayvan üzerine. Evet, zaten bu bekleniyor. İkincisi abi. Balkanlar. Balkanlarda e, ciddi bir şekilde ayrışma başlayacak. Yani Sırplar Rusya desteğiyle Balkanlarda da farklı bir cephe açarak e, a, hani biraz evvel dedik ya e, Avrupa'nın üzerine Balkanlar gibi bir kabus gibi Belarus veya Ukrayna üzerinden Balkanlar yani aynı anda iki farklı yerde de bu e, şeyler e, çatışmalar çatışma ortamları ortaya çıkabilecek. İşte en son yapılan seçimler %12 ile falan Tayvan'da katılım oldu. Herkes buna karşı çıktı. Beş Göz İttifakı filan. E, bu e, birinci konu. İkincisi, e, diğer bir analistler Amerika Rusya'nın üzerine niye gidiyor? Amerika Rusya'nın üzerine bütün gücünü bu bölgeye yığarak esasında Çin'in özellikle Çin'de. Doğu Sibirya bölgesindeki kontrolü arttırması için Çin'e bir fırsat tepsisi sunuyor diyorlar. Yani bu e, özellikle Rusya'nın böyle bir şekilde NATO'yla e, bir mücadeleye gireceği düşünülmüyor ama Ekonomik anlamda harcamasını arttırması, askeri gücünü yükseltmesi ve bu faaliyetler için 100 bin kişilik bir orduyu sürekli bu bölgeye kanalize etmesi. Zaten 7 saatlik bir zaman diliminin olduğu hı hı. Doğu Sibirya'da e, nüfusu toplam 8 milyon nüfusu var. E, 2,5-3 milyonun kaçak Çinli çalışıyor burada. Hı hı. Ve dolayısıyla... Amerika ne kadar arttırdı? 70 milyar dolar mı? Evet. 650-720 mi? 720-730 şey. evet, civarında. Yani normal... yani dünyanın yani. geçen yıl sipi'de 2.1 trilyon dolardı. Dünyanın genel harcamaları bu yıl 2,5 o civarı falan çıkması bekleniyor. Yani 2,5 trilyon dolar dünyanın geneli. Yani ondan sonraki 10 ülke toplasanız yetişiyor mu? Yok. Amerika. Yok yani e, diğerlerin hiçbiri. Yani Çin 350-400 mi? milyar dolar, Rusya 200 milyar, milyar fakir dolar. Ülkeniz. Tabii. Evet, evet. Tabii. Yani Çin evet burada e, donanma deniz gücünü arttırıyor diyorlar ama e, Çin kara devletidir Deniz olmasına rağmen Çin tarihsel süreçte de donanmaya yatırım yapmamıştı. Çok ilginç ifade var. Çin e, donanması olan bir kara kuvvetleri oluyor şu anda. Yani Çin donanması deniz gücü değil, ha, donanması da var artık. Donanması olan kara kuvvetleri evet. şeklinde tanımlanıyor. Dolayısıyla burada Rusya'nın zayıflatarak Çin'e Sibirya konusunda veya bu bölgede uzayacağı politikalarda da bir fırsat tepsisi sunmaya çalıştığını ben düşünüyorum. bunun dışında tabii önemli bir konu daha var. yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ben yavaş yavaş geçen programda da söyledik bölünme. Ya evet konusunun çok Amerika'da 3 Amerikalı generalin de ifade ettiği geçen hafta da değişik zamanlarda başta Kaliforniya olmak üzere ifade ettiğimiz ee, ve bu Kaliforniya'nın bağımsızlığını ilan etmesiyle ve diğer kuzeydeki yani devletlerin... Önce bir iç savaş evet, ardından... Evet, bu, tabii. <laughs> Öyle ve şunu benzetiyorlar zaten. Amerika Birleşik Devletleri şu anda Rusya'nın 1917 Ekim devriminden önceki Rus İmparatorluğu'na ve aynı zamanda 1990'lı yıllardaki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dönemine dışarıya karşı kükremiş gibi görüyor ama içi çürümüş. ...her an içinden, içinden e, bozulmaya e, yüz tutan birçok kara deliklerin olduğu bir pozisyonda. Ve bunun içinde ben e, buraya gelmeden Peter Schwarz var. E, bu Franz Fukuyama ile birlikte hı hı. Kör Nokta isimli kitapta bir makalesi var. Orada şunu anlatıyor. E, dediniz ya Rusya e, Sovyet İmparatorluğu'nun Sovyetler Birliği'nde almasının 30. yılı. Şu anda dünyada olup biten her şey... Esasında Sovyetler Birliği'nin dağılmasını öngöremeyen başta Amerika ve NATO ülkeleridir. Öngöremeyen değil esas. İstihbaratın adım adım her aşamada belgeler somut bir şekilde Amerikan yönetimini, Reagan'ı ve diğerlerini hepsini uyardıkları Sovyetler Birliği adım adım çöküşe gidiyor. Ekonomik değerler bu, diğer veriler bu. Fakat her gittiğinde hayır diyorlar. Çöküş değil evrimleşiyor değişecek o Kim gücü. Diyor bunu ama Amerika, Amerikan başkanı başkanların yani hepsi yani siyasi Ve iktidar mı siyasi iktidar işte şöyle bir anekdot anlatayım Ronald Reagan'a şeyden sonra soruyorlar ee, CIA Berlin Duvarı'nın çökeceğini biliyor muydu kafalarına düşene kadar anlamadılar diyor mesela bir anekdot var evet. böyle ama Amerikan toplumunda ve dünyada nedir? Hep ortaya çıkan Amerikan CIA, NDI vesaire gibi kurumlar bunun çöküşünü öngörmediler. Hayır. Tam tersini öngörüyorlar. Fakat algı yönetimiyle diyorlar ki siz bu istihbaratı bize davel de getirdiniz. Nerede getirdiniz? İran'da getirdiniz. Tabii, tabii. İran'da Şah'ın devrileceğini söylemediniz. Tam tersine hiç devrilmez. İslam devriminin gelmesi mümkün değil dediniz dedi. Sonra bize dedi Irak'ta Saddam nükleer silah üretiyor dediniz dedi. Fos çıktı dedi. Girdik oraya biz dedi. Bin bir yalanla dünya kamuoyunda. O yüzden dedi size fazla güvenmiyoruz biz. Bunu senaryolarla anlatın diyorlar. Bu belgelerde var. Senaryolarla anlatılıyor ve gene inanmıyorlar. Ve e, dünya işte hazırlıksız yakalandı derken bunun sorumlusu Amerika ve bu istihbarata dayanan NATO'dur. Bugün e, dünya üzerindeki mevcut yaşadığımız sorunların temelinde Amerika'nın öngörüsüzlüğü yatıyor. Özellikle yöneticilerin. 11 Eylül'de de aynı şey. Hepsi öyle. Yani bununla ilgili veriler var. Ee, ve dünya yeniden bir belirsizliğe doğru gidiyor. Yani burada Rusya, evet NATO ile olası bir savaş diyelim, kazandı diyelim. Rusya'nın birçok sorunu var. Rusya da bölünecek. Ve şu anda hocam da söyledi. Kendi kara sınırları içine çıkan, biraz daha ekonomisini toparlamaya çalışan birçok sorunu var ama Çin bundan biraz daha karlı çıkacak gibi görülüyor. Bunun dışında tabii dünyaya bu sene Bence önemli damgasını vuracak konular 22 Şubat'ta başlayacak kış olimpiyatları. Evet. Kış olimpiyatları arkadaşlar. şu anda diplomatik boykot vesaire diyorlar. Birdenbire Amerika uzun süredir ufak seslerle seslendirdiği Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni hatırlamaya başladı birdenbire. Davel'den de sesi vardı ama çıkıyordu böyle çıkmıyordu. Diplomatik boykot diyerek birdenbire bu sesi yükseltmeye başladı. Ve bu sesini yükseltmesiyle birlikte esasında Türk kamuoyunu da etkilemeye çalışıyor. Türkiye-Çin ilişkileri üzerinde de olumsuz bir politika diplomatik olarak katılmayacağım dedi. Evet. Sporcular, Sporcular tabi. Onu takip eden ülkeler oldu mu? Oldu. oldu. Tabii. Bir Kanada Inter var, oldu. Avustralya var. Bugün Japonya katıldı. Tabii. Yani 10-15 tane ülke var <laughs> ama şunu söyledi. Putin ben dedi göğsümü yere yere gideceğim dedi. Bunun gibi birçok lider de açıkladı. Çünkü altına diyor siz olimpiyat sözleşmesine imza atmışsınız. Burada sporcular yarışır, ülkeler yarışmaz. Tamam ülke formasını taşır ama ırk, dil, din, siyaset burada yer almaz diyor. Yani bu kavramı açıklamış adamlar. Ve e, 1984 Los Angeles ve diğerleriyle birlikte işte dünya iki kere olimpiyatlara katılmadı. Bundan kim etkilendi? Sporcular. E, ve bu Amerika'nın aleyhine yazılacak bir şey olacak diyor Çin. Tarihsel süreç içinde. İşte davelden evet. söyledik, işte şeyin biliyorsun, pimpon diplomasi vesaire gibi sporun evet. birçok bu konuda yararlandığı konular var. Bu Şubat ayına gelişte de bence gündeme oturacak bir konu olacak. Bu vesileyle şunu da söyleyelim, hani izleyicilerimize bir aksilik olmazsa inşallah ondan angajmanını yaptık ama zamanla olabilir. Bu konuda yani olimpiyat politiği hatta jeopolitik evet. konusunda en dünyadaki en uzman isimlerden birisiyle de bir röportaj geç gerçekleştirecek akıl odası, onu da zamanı geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Hakikaten şaşırtacak şeyler söyleyeceğini biliyorum. Tabii. buyurun. Yani demek. Ee, üçüncü konu olarak, yani burada işte nükleerleşme, silaslanma, e, Amerika'nın e, Rusya ile olan ilişkileri, Rusya'nın dağılması konusunun dışında, e, bence e, bu döneme damgasını vuracak olaylardan e, birinin Hani Amerika'nın Rusya'ya karşı kurduğu Girit'ten başlayan işte bir takım adaları da içine alan Dede Ağaç'tan Baltaya kadar uzanan hattın ne ölçüde etkili olup olmadığı bu dönem içinde bence bir şekilde test edilecek. Bunun, ben, ben, ben bilmiyorum evet. siz ne düşünürsünüz paşam ama şöyle iki hatın bir testten geçeceğini düşünüyorum. Birisi bahsettiğiniz Dede evet. öbürü öbürde devletleri teşkilatı. Şimdi ona geliyordum. Aynı aynı Buyur, şeyi söyleyeceğim. O da test edilecek. Evet. Yani e, bu niye bakın e, dün e, Yunan Genel Eski Genelkurmay Başkanı bir makale Ziyade yazdı. yazdı. E, bu makalesinde e, özellikle şu anda Yunanistan'a ağaç konusunda Yunanistan iç kamuoyunda ciddi bir baskı var. Çünkü yaptığı anlaşma asla Amerika'nın e, o maddenin içeriğinde e, Türkiye'ye karşı bir Yunanistan'ı destekleyeceğine dair hiçbir madde yok. O Öyle bir maddenin olmamasını kabul etmeleri, Amerika'nın Yunanistan'ın tarihinde ilk kez buna müsaade etmesi, seçimleri de ileride etkileyecek boyutta olduğu ifade ediliyor. Şimdi buna uygun mevcut hükümeti kamuoyu önünde haklı duruma, güçlü duruma çıkartmak için eski askerlerden bir takım makaleler yazmaları isteniyor. Bu kişinin yazdığı en son makale de şu, Lozan Anlaşması Türkiye'ye boğazlardan geçişin kontrolünü vermiştir. Oysa biz Ege Denizi'nin çıkışında, Çanakkale Boğazının çıkışında istediğimiz gemiyi durdurabilir ve arama hakkına sahibiz diyor. Yani böyle bir takım ifadelerle Lozanı farklı bir şekilde ortaya koyuyor. Burada tabii Dede Ağaç son derece Türkiye ile mesela Rusya ile Batı arasında Ukrayna meselesi varsa Dede Ağaçta. E, silahlandırılması gerekip de silahlı olan adalar çünkü bu savunma hattının üzerindeki adaların neredeyse tamamı Lozan karşısında silahlandırılması gereken adalar. E, bu gerginliğin e, ben e, Türkiye ile Yunanistan arasında giderek e, bu nedenden tırmanacağı hani test edilecek dedim ya. Evet. Bu test edilecek yer büyük bir ihtimalle Rusya değil e, Ege Denizi'nde olabilecektir. Yani Ege'de bu, de aç evet yani e, bu bölgede e, olacağını düşünüyorum. E diğer bir konu Afganistan meselesi. Yani Putin 27 26'sında bir açıklama yaptı. Taliban'ı tanımak üzere izledi. ve bu tanıma anlamı son derece önemli ve Taliban hükümeti tarafından da büyük bir sevinçle karşılandı. Bu şunu gösteriyor. Taliban Türkiye'ye Katar'la Katar'la işbirliği içinde Taliban'la havalimanı kontrolü konusunu çözüme kavuşturduğu sırada Taliban Rusya'nın bu açıklamayı yapması ee, bence Rusya'yı bir adım öne daha taşıyor. Yani Türkiye'nin bu hamlelerine karşı bir hamle olduğunu düşünüyorum. İngiltere yok mu paşam ha? o işte İngiltere? Bu biraz mi? büyük oyun denklemi değil mi? Yok yani? yok o var yani o ayrı. Hı -hı. Yani şu anda Putin'in yaptığı en son açıklama Anladım. üzerinden gidiyorum. Ya yani Putin e, bu yıllık değerlendirmesinde soru soruluyor. Anladım. Taliban temsilcileri de var. Diyor ki e, Taliban'ı tanıyacak mısınız? Evet diyor. E, biz e, Taliban'ı tanıyacağız. E, ve Taliban'ı tanıdığımız zaman onun da ekonomik ilişkiler vesaire yatırımlar şunlar bunlar konusunda daha etkili olabileceğimizi e, düşünüyorum diyor. E, bu da Taliban şunu diyor: Dünya'ya entegre olmak e, ve aynı zamanda Putin bunu açıklarken e, yorumda yapanlar eğer diyor Taliban terör örgütü olmaktan çıkarılırsa ülke üzerinde daha ılımlı e, nispeten daha sert otoriteye daha nispeten ılık bir seviyede kayabilir. Putin'in de düşüncesi bu. Yani tanınmanın arttırılması lazım ki ülke üzerinde kontrolü sağlanabilmesi için diyor. Evet. E, tabii Rusya bunu yaptığı zaman eski tecrübesi de burada var. E, bu konuda e, neler söylenebilir? Tabii İngiltere'nin e, etkisini hiç göz ardı etmemek gerekiyor. Yani İngiltere'de e, Afganistan özellikle e, sorunu çözülmeden e, Türkiye'nin kurduğu Türk Devletleri Teşkilatı'nın e, tam anlamıyla randımanlı e, bir faaliyet göstermesi pek mümkün görünmüyor. Çünkü bu ülkeler üzerinde hala Rusya'nın dağıldıktan sonra devam eden Bağımsız Devletler Teşkilatı'nın toplantısı vardı bu aralar gene. Evet. Yani bu devletlerin hepsi bir yandan farklı yerlerde toplantılara katılıyorlar. Şangay İşbirliği'nde onunla bir kısmı evet. kolektif Güvenlik Anlaşması'nda Rusya'yla bir kısmı Bağımsız Devletler Topluluğu Büyüyesi'nde Rusya'yla bir kısmı da aynı zamanda tamamında Türk Devletleri Teşkilatı'nın içinde. Şimdi içeriğine baktığınızda, argümanlara baktığınızda hepsi birbirinden farklı istikamette giden teşkilatlar, birbirle fazla bağlanmıyor. Bunların büyük bir kısmını onlar gönüllü değil. Rusya'nın zorlamasıyla gittiğini. Yani Rusya'nın bu gücü bu devletler üzerinde kırılacak mıdır? İşte bu Ukrayna konusundaki sonuç bence Türk devletleri teşkilatının gideceği ivmeyi de belirleyecektir, hızlanıp hızlanmayacağına da karar verecektir. Rusya'nın bu bölgede bir olası bir darbe yemesi. Ee, bu bölgeler üzerindeki etkisini azalmasına yol açacak. Çünkü şu gerginlikle bile o bölgedeki kuvvetlerinden önemli bir kısmını kaydırdığı değerlendiriliyor. Ee, bu da ciddi bir e, zafiyet oluşturabilir. Ee, onun dışında tabi Ermenistan meselesi çok önemli bu yılda gidecek. İşte e, Paşinyan e, niye bunu e, bu şekilde yaptı derken e, tabi e, Rusya, ve Amerika Birleşik Devletleri yani Amerika'nın da bunda Türkiye ile sorunların çözülmesi için etkisini olduğunu en son Ermenistan'da yayınlanan yeni bir makalede de bu ifade ediliyor ve tabi işte Rusya buradan çıkar mı hayatta çıkmaz yani Rusya'nın oraya koyduğu barış gücü orada olduğu sürece burada asla bir ateşkes anlaşması kalıcı bir barışa yönelmez Rusya asla kalıcı barışı istemez çünkü bunu istediği zaman e, biliyor ki kendisi Barış gücüne ihtiyaç kalmayacak 3 sene 5 sene sonra. E, ancak e, bu kontrolü bırakması e, bu bölgenin e, Türkiye'nin kontrolü altına girmesi anlamı taşıyacağını biliyor. Koridoru açtırmayacak. Açtırmayacak. Zengezur koridoru ve diğerlerini. Emin diyorsun sen ben de, ilginç hiçbir şey. Evet. Yani e, bu bu gücü çünkü ben şuna ben baktım. Barış gücünü daha belki programlarda söyledik. Rusya buraya barış gücü getirebilmek için 7-8 kez hamlede bulunmuş. Hocam buna, buna buna bir buna bir itirazım yok ama bu koridorun açılması Türkiye'nin eee yani şey bu şah damarını kesmek. Ama Laçin koridorunu da açmadı. O da var ya, anlaşmada. Bir de işte var. Yani evet, onu açmadı. Işte. İkincisi tam tersine Ermenistan ne dedi? Ben Türkiye karşılarımı korumuyorum dedi. Koruyamıyorum. Bugüne kadar Rus birliklerin olmadığı Türkiye-Ermenistan sınırına Rus birlikleri konuldu. Evet. Yani özellikle burada tabii. İran da destekliyor tabii. Tabii, tabii yani, ki. E, dolayısıyla Zengezur Koridoru'nun açılmasını istemeyen en büyük ülke zaten İran. İran. Yani e, İran bunu açtığı anda o da biliyor. Güney Azerbaycan'ın kısa zamanda ayaklanarak bölüneceğini o da e, biliyor. Yani bu işte şimdi İran 3 artı 3'e hedefi Ruslar destekliyor. Ama destek, onlar Hır, yani tamam, çok tamam. vitrin. <laughs> tabii öyle. Evet. E, ama bu bu sizin dediğiniz gerçekleşirse, hani bütün o şeyin, mozaiğin denk, tadı kaçar. Evet. E, geçen gün Paşinyan neredeydi? Gürcistan'daydı. Gürcistan'la Gürcistan'da neleri konuştular derseniz Hı -hı. Türkiye karşı da hamleler. Yani Gürcistan da şu anda ikili oynuyor esasında. Peki yani, şöyle Gürcistan şunu net biliyor. Hı -hı. Kesinlikle NATO'ya girmeyecek. Rusya müdahale ederse hayatta Ukrayna'ya destek vermeyen Hı -hı. NATO gelip de bir uçta olan Gürcistan'a hayatta destek vermeyecek. Dolayısıyla Gürcistan Rusya ile baş başa hı hı. ve başka hiçbir seçeneği yok. Ve ufacık bir ülke yani bunun Gürcistan, NATO'ya girse ne olur, girmese ne olur? Yani zaten ha Gürcistan girmiş ha Türkiye, NATO'da kalmış. Ee, arada sadece herhalde bir 200 kilometre daha kuzeye doğru kıyı bölgesinden çıkabilir. Karadeniz'i biraz daha çevrilemiş olabilir. Bakalım öyle evet. olacak mı? Ee, tabii son iki şey belge... daha söyleyeyim. İkincisi tabii bu Avrupa Birliği açısından. Hiç Merkel... geçmeyelim. Tamam. Paşam hiç ha. geçmeyelim ama siz de sonra devam edeceğiz. Ama Zengiz Zor için hem Süleyman Hoca'nın hem Avni Bey'in görüşlerini alacağım ama ondan evvel tam bu konular açılmışken oradaki gelişmeler şunlar. Türkiye-Ermenistan yakınlaşması. Şimdi mesela şeyi söyledi. Paşinyan'ın Gürcistan ziyaretini paşam. Bu yeni normalleşme de Moskova'da yapılacak. Artı 3 artı 3. Artı işte bahsettiğiniz Zengizar, Leç'in Zengez Koridoru vesaire. Ee, bir akıl odası olarak bir doktor Farit Şafiyev ile bir röportaj yaptı. Kendisi Az Azeri Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi direktörüdür. 2-3 soru sorduk. Fevkalade kısa bir röportaj efendim. Dinleyelim ondan sonra bu kritik konu üzerinden biraz daha yürüyeceğiz. Bence yeni şartlar oluştu. Yani Azerbaycan topraklarının kurtuluşu ve sürdürülebilir barışa doğru giden süreç. Ve biz yani Azerbaycan tarafı Türkiye-Ermenistan normalleşmesinden yana. Ancak Türkiye'nin 1993'te Ermenistan'ın saldırgan tutumları ve Azerbaycan topraklarını işgal nedeniyle Ermenistan'la sınırlarını kapattığını da hatırlatmak lazım. Bütün bu süre boyunca Azerbaycan, fiili işgal sürdürdüğü sürece normalleşme sürecine karşıydı. Fakat şu an 2020'deki 44 yıllık savaş sonucu Azerbaycan toprakları özgürleştirildi ve Azerbaycan Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barış ve kalkınma için bölgesel işbirliğinden yana. Bu açıdan Azerbaycan Ermenistan ilişkilerinde bir ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyoruz. Eğer ilerleme görürsek ki şu anda biraz görüyoruz, önümüzdeki sene kesinlikle Türkiye-Ermenistan normalleşmesi konusunda gerekli koşullara ulaşmış olacağız. Ve hatırlatmak isterim ki Türkiye ve Ermenistan arasındaki gerginliğin kaynağı sadece Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri değildi. Bir nedeni de Ermenilerin Türkiye topraklarında hak iddia etmesiydi. Bu konu Ermeni kamuoyunda çokça dile getirildi. Aynı zamanda Türkiye topraklarında hak iddia edilmesi konusu Ermeni hükümetinde de konuşuldu. Bence Türkiye için bunu da aklının bir köşesinde tutmak önemli. Ancak Ermenistan bence bu sefer farklı bir tutum sergileyecek. Azerbaycan ve Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyacak. Bence bu ilişkilerin tam normalleşeceği an olacak. İran bizim komşumuz. İran'ın bölgede önemli bir ülke olduğuna inanıyoruz. Maalesef İran tarafı toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi gasp etti. İran resmi olarak her zaman Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekledi. Ancak gerçekte ise özellikle 1990'larda direkt olarak Ermenistan'ı destekledi. Onlara yakıt ve diğer lojistik destekleri sağladı ve Ermenistan bunlardan askeri işgalde yararlandı. Ermenistan'a yardım etmek için İran tırları Azerbaycan topraklarına indi. Bu yasa dışı aktivitelerin sona ermesini ısrarla talep ettik. Maalesef İran tarafı zamanında cevap vermedi. Başka faktörler de var. Ancak inanıyorum ki bu sayfayı kapattık. Yakında İran Dışişleri Bakanlığını Azerbaycan'da ağırlamayı planlıyoruz. Gerginlik dönemini aşmaya hazırız. Şimdiden yeni bir yumuşama göstergesi olarak Türkmenistan, İran ve Azerbaycan arasında üçlü doğalgaz takas anlaşması imzalandı. İsrail'e gelirsek, Azerbaycan İsrail ile iyi ilişkiler yürütüyor. İsrail Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri. İsrail daima Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekledi. Hem de sadece sözleriyle değil tutumuyla da tarihsel bağlarımız var. Yahudi toplumu ve Yahudi diasporası yüzyıllardır Azerbaycan'da yaşıyor. Belki de binlerce yıldır. Yani ilişkilerimizin bir arka planı da var. Bu esnada eğer İran, Azerbaycan ve İsrail arasındaki problemlerden bahsedersek, Azerbaycan ve İran Azerbaycan topraklarının üçüncü taraflar tarafından bir diğerine karşı kullanılmadığı konusunda anlaşmaya vardı. Bu önemli bir husus. İranlı siyasetçilerin bazı iddiaları meşru değil. Tekrar şunu demek isterim ki, Azerbaycan toprakları 30 yıl boyunca işgal altındaydı ve bu süre zarfında İran'ın Ermenistan'la ilişkileri çok iyiydi. 1990'larla karşılaştırırsak ABD kesinlikle bölgede daha az aktif. ABD o zamanda, şu anda da Azerbaycan'ın önemli bir partneri. Karşılıklı olarak faydalı bir ilişki. 1990'larda ABD'nin yardımıyla kendi enerji sektörümüzü geliştirdik ve Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hatları gibi bölgeler arası enerji projelerini inşa ettik. Azerbaycan ABD'nin güvenliğine katkı sağladı. Uluslararası teröre karşı savaştık. Afganistan'da barışı sağlama operasyonlarını destekledik. ABD ile başka diğer projelerde de çalıştık ve onları destekledik ama bazı anlaşmazlıklarımız da var. Bence maalesef ABD'de çalışan Ermeni lobisi ABD'nin bölgeye müdahalesine zarar verdi. Ama Ermeni lobisi en büyük zararı yine Ermenistan'a verdi. Erivan bölgede işbirliğinden mahrum kaldı ve yalnızlaştı. Nihayet genel olarak Amerikan dış politikası Güney Kafkasya'ya daha az odaklanmış durumda. Amerikan önceliklerinin yeniden yapılandırılması gibi bir durum söz konusu. Bu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir girişimi. Bu bölgesel işbirliği vizyonudur. Daha önce de dediğim gibi, 30 yıllık çatışma ortamının ardından bu sayfayı artık kapatmak istiyoruz. Ermenistan'ı sürdürülebilir bir barış ve bölgesel işbirliği için bölgedeki aktörlerle çalışmaya davet ediyoruz. 3 artı 3 şudur, yani 3 ülke. Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan. Ve 3 aktör, İran, Türkiye ve Rusya. Görüyorsunuz ki iki cumhurbaşkanının ön ayak olduğu bu formül aslında kapsayıcılık formülü. Hatırlatmak isterim ki Rusya da bunu destekliyor. İran da katıldı. Gürcistan bu konudaki endişelerini dile getirdi. 3 artı 3'te hiçbir ülkeyi dışlayamayız. Özellikle eski dostumuz ve partnerimiz Gürcistan'ı. Biliyoruz ki Gürcistan Rusya ile gergin ilişkilerinden dolayı bu formülü reddetti. Ve bu bizim için kesinlikle anlaşılabilir bir durum. Ama bizce en azından bu durumdan çıkmaya çalışmalı. Yani bence bölgede normal bir yapı gereği bizim için Ermenistan, Türkiye ve Rusya ile birlikte çalışmak önemli. Ve tabii ki koşullar Gürcistan için 3 artı 3'e katılmak konusunda olgunlaştığında onu da memnuniyette karşılarız. Evet efendim. Doktor Ferit Şafii'nin görüşleri bunlardı. Yeni 3-4 soru karşılığında jeopolitik bir fotoğraf çekmesini istedik kendisinden. O da böyle anlattı. Azerbaycan'ın bakışını. Geçen e, programda e, yani e, perşembe günkünde değil de belki geçen hafta Sa salı günkü programda mı? Evet olabilir. Taşansı Hoca bir e, Azerbaycan analizi yaptıydı. Daha doğrusu Azerbaycan analizi değil de ee, şeyin e, Aliyev'in e, Avrupa ziyati ve Azerbaycan diplomasisi konusunda e, ne kadar etkin bir diplomasi, e, gelişkin bir diplomasi yürütüldüğünü, şimdi e, değerli e, da, şey e, Akade, hoca. hoca da benzer onu teyit eden bir analiz yaptı. Yani Azerbaycan'ın nasıl çok saraflı bir siyaset e, izleme kabiliyetinde ve kararlılığında olduğunu burada. E, ama nihayetinde herhalde şöyle bir şey var. Yani <laughs> önümüzdeki dönemde bu koridor meselesi genç paşam da hocam da açılmayacak bu. Açmayacaklar. Dediler ama e, ne ben açmayacaklar demeyeyim de şöyle açmak zorunda kalacaklar diye Nasıl? Yani Hı. mesela e, bu petrol takas anlaşması Hı. da üçlü yani Türkmen gazı, Azeri gazı, e, Türkiye üzerinden filan filan. Yani bir şekilde. Çin üzerinden geçiyorlar. Evet. Türkmenistan üzerinden Çin'e gidiyor. Çin e... Diğeri de Okyanusa iniyor. Okyanusa yani. iniyor. Şimdi bu Takas anlaşması filan bunların hepsi mecburiyet tahtında yapılmış anlaşmalar. Ee, aynı şey bu koridor meselesinde de böyle. Yani evet yapmak yapmak istemiyordur. O istemiyor bunu. Bu koridoru zengin koridorunu açmak istemiyor. Ermenistan. Ama şurası bir gerçek. E, bu konuda ayak dilediği sürece Ermenistan kendi ekonomik refahından da e, vazgeçmiş oldu. Türkiye sadece bir jest olarak şimdi bu bir ikili görüşmeler falan yapıldığında hava sahasını açar. O kadar. Onun ötesinde bir adım atmaz atmanın koşulu bu Moskova'da yapılacak görüşmelerin akabinde Türkiye'nin bir adım atmasının koşulu bu koridorun açılmasına onay verilmesi. Laçin meselesi. Yani bunlar e, öyle Türkiye'nin e, bu şeyde e, süreçte e, bütün o fedakarlıkları gö neden göze aldığının Cevapları esasında. Dolayısıyla ben hocamların e, hocam zaten Karamsarlar kulübü diye kendini tarif etti. Onun için yani bir şey demiyorum ama e, paşam için e, yani ama demek ki aynı karamsarlık paşama da hakim olmuş. Ben e, mecbur kalacaklar. Yani Ermenistan mecbur kalacak. Neyi düşünüyorum? İnşallah. Siz ne diyorsunuz, Hocam? Yani bunun Ermenistanın ihtiyarında olduğu kanaatinde değil. Hayır, değildir tabi. Evet. Yani buna evet. imza attırıyor. Yani, evet. yani şey, gerçekçi öyle. olalım. Hakikaten Türkiye çok büyük bir adım attı ve bence çok tarihi değeri olan bir adım attı. Bu Türk toplulukları teşkilatını, yani Türk devletleri teşkilatını kurdu, olgun bir aşamaya getirdi. Bundan sonra zaten ekonomi ve e, askeri işbirliği yani iş oralara kaldı fakat bağlantı noktasına dikkat edelim işte bu koridor meselesi bu haritanın ...teşekkül ettirilmesinde yani Türklere ait coğrafyaların nasıl Ermenilere verildiğini değil mi yani bunu Ruslar yaptı değil mi o evet. tıkamayı <laughs> Yani öyle bir harita çizdi ki Türkiye'nin Türk devletleriyle bağının tabii hocam, engellenmesi de, için bunun için için yani? yapıldı tabii, bunun için o yapıldı. tabii ki. Evet. Dolayısıyla bu haritalardan vazgeçer mi? Bu bence daha tarihsel olarak derinlikli sorulması gereken bir soru. Vazgeçebilir. Şu şartla. Bunun karşılığında elde edeceği bir şeyler olması lazım. Türk devletleri topluluğuna Rusların, Rus karar alıcıların bakışı şaşırtıcı derecede yumuşak, hatta tasvipkar. Yani tabi diyorlar, yani bunlar Türk kültürlerini paylaşacaklar, hatıralarını paylaşacaklar. Bunun ne kadar alaycı bir tonlamayla söylendiği veya ne kadar kuvvetli bir tonda, ciddi bir tonda söylendiği konusunda ben hala bir fikir sahibi değilim. Çünkü bu savaşın ateşkes hükümlerinde apaçık olarak bu koridorların açılması var. Değil mi paşam? Yani? Evet. Tabii tabii var. Evet. Var. Şimdi bir seneyi neredeyse değil evet. mi geçti? İki sene yaktık. İki sene içinde bir adım atılmaz mı? Evet. Tutun ki Ermenistan mızıkçılık yapıyor. Yapabilir. Rusya'nın devreye girip ya kardeşim aç. Evet, Ateşkes Çünkü anlaşması. Anlaşma var. Yani ateşkes anlaşması i̇şte için Moskova'da bunu bunun için oturacaklar hocam. Moskova'da bunu bana kalırsa şimdilik ihtiyatlı istemiyor yani. Tabii. Ancak şu böyle bir koridorun açılması ve Birleşik Türk Devletleri, Birleşik demeyeyim de. E, yani i̇nşallah Türkiye, o da olur hocam. E, i̇nşallah, yani. İnşallah. <laughs> Türk devletleri e, topluluğunun aktif bir pozisyona geçmesini ancak Çin ile rekabeti tırmandığı zaman. Onun için yedekte tutuyor Rusya bunu. Bana kalırsa. E neden şimdi de böyle düşünmesin? Ama şimdi şu an tablo farklı. Hı -hı. Yani deminden beri siz de ayrıntılarını veriyorsunuz. Hı -hı. Avrupa Avrupa'yla, NATO'yla saç saça baş başa bir pozisyonunda. Ve Çin'le mümkün olduğu kadar sorun istemiyor. Çin de buna uygun davranıyor. Çünkü o da kapanmaya geçti zaten. Yani bir e, ne diyelim rehabilitasyon mu diyeceğiz artık bir. Yenilenme bir yeni birikim peşinde mi koşuyorlar? Neyse yani burada konuşulur ayrıca. Şunu gördü Amerika Birleşik Devletleri. Rusya ile Çin'i problemli hale getiremiyor. Ama bu olmayacak diye bir şey yok. Bu ileride olacak bir Rusya-Çin hesaplaşması olacak Asya'da. Çünkü çok yani nasıl söyleyelim sahipsiz... Yani kimseye ait diyemem tabii kağıt üzerinde Rusya'ya ait ama fiiliyatta kontrol edilmeyen coğrafyalar ve altında muazzam kaynaklar var. Hocam ama kim, bu, bunu Rusya şu anda kontrol edemiyor. Hiçbir zaman edemez. Üstad. Işte. Öyle mi diyorsunuz? Hiçbir zaman edemez. O coğrafya yani 1 milyon ne kadardır yüz ölçüm? Bir milyon yedi evet. yüz. Yani evet. Düş, pardon şu an Türkiye'nin nüfus şeyi coğrafyasının 10 evet, 10 katı kat. falan. Yani öyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ya bu çok adım attılar. Yani Harkov'dan bilmem Hola tren yolu döşediler şunu. Yap <laughs> i̇skan edilemiyor. Çünkü iskan evet. etmeniz lazım. <laughs> Dolayısıyla hani orada bir problemi var. Eee Birleşik o zaman belki de birleşir dediğiniz gibi Türk devletleri topluluğunu Çin siyasetinde o hocam Rusya için evet Çin siyasetinde e, kullanmayı düşünüyor. Ben, ben hı. mesela hocama e, şu manada katılırım bu Türk devletleri teşkilatı evet bunun kurulması fevkalade önemli hayati bir şey <laughs> ama kurma kurduğunuz demek bunu işlevli hale getirmek tabii değil demek değil. Zaman bu uzun zaman istiyor tabii. bu. Bu kolay değil. Bugünden yarın oldu şey yani O zaman kredisi sürecinde belki bu koridorlar filan filan belki bunları ee, e, çok sen, e, şey yapmayabilir Rusya. <laughs> tehdit olarak görmeyebilir. Ee, yani çok yakın zamanda bir beklentim yok. Mesela 2022'yi soruyorsanız bana inşallah da yanılıyorum. Yanıldığımı da göğsümü gere gere söylerim öyle bir durumda. Bu senaryo gerçekleşir. O koridor açılır ve emniyetli bir şekilde işler. Ee, İran'ın bu konularda böyle rahatlamasını biraz da bu noktada görüyorum ama. Yani İran bu koridorun açılmayacağını görerek görerek yumuşamış. Tabii, tabii, üçlüye de katılırız. Beşliye de gireriz filan lafları ediyor. Ee, yalnız şu Türk devletleriyle ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun hesapla. abla, e, onlar da artık kendi kaderlerini belirleme e, noktasına yavaş yavaş geliyorlar. Çünkü Çinle Rusya arasına sıkıştılar. Daha tam değil hocam sıkışacaklar daha fazla. Daha da tabii sıkışacaklar. Dolayısıyla hani orada da bence bu Türk devletleri <laughs> teşkilatı beklenenden daha fazla ciddi alıyor. Yani evet. hatta hatta Moskova'ya yakın kadrolar tarafından bile yani Azerbaycan'ın yaşadığı işte Haydar Aliyev'le ve sonrasında yani Rusya ile kavga etmemek ama bir bağımsız görece bağımsız siyasi evet. izleme olgunluğuna onlar da yavaş yavaş gelecekler. Ama bunu sabote etmek için birçok şey bekleyebiliriz. Fergana vadisine her zaman söylüyoruz çok evet. dikkat. Türkmenistan-Azerbaycan ilişkilerine çok dikkat. Ee, Özbekistan-Kırgızistan ilişkilerine çok dikkat. Bakın bunlar çok hakikaten e, kritik Hocam, şeyler. Dur, yani mesela bakıyorsunuz o Nazgül diye bir Hı, hanım e, kızı, var. evet, yani kızı tutukladılar. yani evet. bir aile eziyet etti, Neyse serbest bıraktılar ama tabii. yani. Hepsi evet bir evet. şey yok ortada. Ne? Yani ortada bir şey yok. yok tabii evet yani. yokken. Işte. Yani. De. Yani çok böyle düz düşünmeyelim. Çok engebesiz düşünmeyelim bu işi. Öyle derim ben. Türkiye-Rusya ilişkilerinin de ne olacağına dair belli rahatlama pozisyonları falan elde edilirse yani bir derece adım atılabilir. O biraz da su Suriye'ye ee, de Suriye bağlı. Suriye'ye bağlı, Libya'ya bağlı. Evet. Ee, Karadeniz'deki meselelere bağlı. Ukrayna'ya bağlı. Hepsi zaten bu anlamda iç içe geçiyorlar ama e, ben oradan girdim. Başka analizler e, yapmadım ama e, bu Kafkasya meselesinde Türkiye-Rusya ilişkilerine, Rusya-Çin ilişkilerine ve Rusya-Amerika ilişkilerine bakarak e, değerlendirmekte Zaten şöyle bir sıralamadan da söz, söz edilmekte bu işte. İlk önce... Avrupa meselesinin halledilmesi. Evet. Yani Rusya ile Amerika söyledi, arasında. Merkezde yani o şu an. Sonra ilerleyecek. Kara boyutu işte orada zaten paşamın bahsettiği DDAŞ ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın sınanması süreçleri gelecek. Ve o geldiğinde sizin bahsettiğiniz o testlerden geçilecek. Yani Tabii. acaba Rusya Çin'le ilişkileri konusunda Türk Devletleri Teşkilatı hakkında ne düşünüyor? Evet. Soruları aranacak. Keza Türkiye'de bunu. Yani mesela siz dediniz hani hiç düşünmüyordu esasında Rusya, Ermenistan, Azerbaycan çarkını çevirmeyi. Çünkü arkası Türk de evet ama işte Türkiye'de onun karşında Türk devletleri teşkilatını vaziyet etti. Ve hala Tabii. bakın konuşan yok Çin dışında. Ne Amerika konuştu bu konuda sorulmasına rağmen ne Rusya. Ama işte Rusya'nın konuşması. Mesela Amerika ne düşünüyor? Amerika bence bu süreci mümkünse zehirlemeyi düşünecektir veya orada anti Çin Siyasi. siyasetlerini Öyle. güçlendirmek için araçsal hale getirmeye çalışacaktır. Yani bir anlamda destekler de diyorsunuz. Ya destekleyebilir de işte orada da Türkiye'nin böyle Amerika'nın pozisyonunda gözükmesi hoş bir şey değil. Yani biz Amerika'dan azade bir Türkistan siyaseti belirlemek durumundayız. Gayet tabii. Yani bu çok önemli ve bu farkı da sık sık vurgulayalım. Kesinlikle. Yani çünkü bu Amerika'daki ekiplerle falan o iş olmaz. Şimdi yani. e, hocam son derece e, isabetli bir noktaya Kesinlikle. temas etti. E, Fahri hocam da herhalde bir iş cübbesi bilecektir. kumayda Çin masası var, Türkistan masası vardı yani. Doğu Türkistan masası vardı bizde. Yani adamlar habire eskiden yani e, o Tayvan'la ilişkimiz var, Kızıl Çin'le ilişkimiz olmadığı dönemlerde filan sürekli Türkiye'ye protesto ettiler Çin, Pekin, Pekin sürekli Türkiye'yi protesto etti. Sonrasında e, şey oldu e, biz Tayvan'la ilişkiyi kestik, e, efendim Çin Halk ile diplomatik ilişkiler kuruldu filan filan o durumda da Genelkurmay'ı sürekli olarak taciz ettiler. Yani bu ne oluyor, niye bu var filan diye. Ya yani bizde şimdi bile değil mi ya Pekin Paşa var, bilmem ne var. Yani soyadı o Doğu Türkistan şeylerinde dayalı al almış subaylar var yani Türkiye'de. Ama bu önümüzdeki dönemde ya bunların çoğunda tabi Amerikan teşvikiyle var yani bu, bu işler. Ama önümüzdeki dönemde daha ayağa yere basar, daha gerçekçi, daha Çin Türkiye ilişkilerini hem dengeleyecek hem de Doğu Türkistan halkının beklentilerine e, kayıtsız kalmadığımızı gösterecek e, bir yeni e, hat üzerine diplomasi geliştirmemiz lazım. Bir de Afganistan'la ilgili bir şey söyleyebilir Buyurun. miyim Estağfurullah. Ee, bu Rusya'nın Taliban'ı tanıyacağız Afganistan'la işte ekonomik ilişkiler, altyapı yatırımları vesaire. ay ee, neye denk geliyor? Zamanlamasına bakalım. Katar Türkiye ittifakının evet. oraya girmesi. Bu elbette tabii Türkiye'nin iradesini de taşıyor, Katar'ın da iradesini taşıyor. Ama bu aynı zamanda bu, bu işin arkasında bunu çok destekler maviyeti İngiltere'yi görüyorum ben. O zaman orada başka bir şey oluyor. Yani hazır Çin içine kapanmışken, yani Doğan yeni fırsatta bu tek kuşak yoluna kim hakim olacak? İşte burada bence Rusya kendi potansiyelini zorluyor. Bunun karşısında İngiltere de kendi potansiyelini devreye Silsehrade sokuyor. Siz herhalde şeyde Birleşik Arap Emirlikleri ilişkisinde Ankara'nın ben tamamen orada da İngiltere'nin falan tabii, şeyini görüyorsunuz tabii, tabii. değil mi? Ya desteğini görüyorum. Evet. Libya'da da görüyorum. Libya'da da çok net olarak evet. görüyorum. Kafkasya'da da var ama Kafkasya'da durum karışık. Yani orada İngiltere Fransa rekabeti giriyor işin içerisine ve yani çünkü Fransa... Yunanistan ne... gibi biraz. Ama evet. hakim olan İngiltere'dir hocam Kafkasya'da. Eee işte e, ya ben, öyle olmasını. Baküde. Evet, öyle evet. Fransa'nın olmasından ise öyle olmasını tercih ederim yani evet. en azından. Bir şey tercih etmeyelim ee, dedi Yani çünkü hani Fransa şey... çok apaçık yani. yani. İşte Fransa'ya Ağustos'ta atılan tırnak içinde başlasın izleyicilerimiz kazık. Yani o, ama onu, onu zaten diye, ben hı. söylüyorum. Yani İngiltere'nin rüzgarı üzerinden, İngiltere'nin yörüngeleri üzerinden e, işleyen siyasetleri tek katmanlı siyaset olarak ben asla değerlendiremem. Yani onun içinde birkaç senaryo vardır. Hı hı. Siz bir senaryoda çok iyi bir pozisyondasınızdır ama başkası girdiği an çok kötü bir pozisyona düşebilirsiniz. Peki. Bunu da haricinin maharetine bırakıyoruz. tabii. Peki efendim. Paşam buyurunuz. E, bu e, Zengezur e, koridoruyla ilişkin e, şöyle bir şey söylemiştim. Bu kadar önemli bir şey söylediniz ki konuşma bir anda evrildi tabii doğal olarak. Buyurun. E, bu diyor anlaşmanın tabii 9. maddesinde yer oluyor ve bence çok önemli bir konu var. Bu koridor açılsa da Rusya'nın güvenliğini sağlayacağı bir koridor olacak. Anlaşma maddesi bunu böyle söylüyor. Yani hem Laçin Ermenilerin han kendine bağlanması hem de Zengezur koridoru açıldığı anda ee, Rusya bunun için zaten bunu öneriyor. Yani kendi kontrolünde olmayan ve tarihsel açıdan da yani şimdi notlara da baktım. 1933 yılında haritadan Zengezur ismi silmişler zaten. E bunu e, bu yola bir isim daha veriyorlar. Turan yolu. Yani bunun e, bu yolun e, açılması zaten Stalin ve arkasından Rusya'nın e, devam eden politikalarında Sovyetler Birliği Türkiye'nin Orta Asya'yla, Türk devletleriyle birleşmesini engellemek Burada baktığımızda esasında niye Ermenistan, evet Rusya istiyor gibi görünüyor ama Rusya da tam istekli değil. İran bu aralarda başka bir alternatif önerdi. Ne önerdi? Basra Körfezi'nden Gürcistan'a evet. giden bir yol önerdi. Zengezur'a karşılık. Ermenistan bir öneride daha bulundu. Dağlık Karabağ bölgesinden giden işte Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye dedi ki ya dedi bu yol çok uzun, çok masraflı. Bu Basra Körfezi'nden. Basra Körfezi'nden. O e, yol kimin yol acaba? Amer, Rusların mı? İran öneriyor bunu. Yani İran, Gürcistan'a kadar giden Ermenistan'ın bu ticaret ihtiyacını da karşılayacak. Ee, Ermenistan'ı Türkiye'ye. Süleyman Hocam çıkmasın ve, arkasında. E, Öyle düşündünüz değil mi? Gürcistan'a e, bağımlı olmasından kurtulacak bir transit bir yol öneriyor. Burada Rusya'nın da biliyorsunuz bir girişimi var. Rusya'da e, bu en son Dağlık Karabağ Bölgesi'nin askeri birliklerini bugüne kadar hep hava yoluyla getirdi. Hı hı. E, i̇lk kez e, bu bölgeye Kafkaslar üzerinden bir e, yol açıyor şu anda. E, bu da önemli. E, dolayısıyla Zengezur Koridoru'nu e, şu anda e, açılması, e, evet açılabilir. Ama açıldığı anda İran şunu biliyor, e, İran'ın sınırı değişecek. Buraya baktığınızda ciddi bir şekilde İran-Ermenistan ilişkilerinin arasına bir koridor girecek. Diğer taraftan Rusya burada. Rusya istediği anda bu koridoru durduracak. Yani koridor bir yerde belki Rusların kontrolü ederken, güvenliği derken geçiş serbest mi olacak hiç zannetmiyorum. Burada Ruslar kimlik belgesi, tırlardan bilmem ne ilave şeyler alacak. Yani burada tırını atlayan ben hadi gidiyorum orta asya falan diyeceğini hiç düşünmüyorum. Ee, öyle bir şey olsa Rusya niye bunun güvenliğini sağlasın? Ortak bir e, grup oluşturup... Kontrolünü konuş... sağlamak evet, istiyor. Kontrolünü Güvenliğin... sağlamak istiyor. Benim kontrolümde gidebilirsiniz diyor oraya. E, açılsa bile bu şart var. Yani bu maddede bu yazıyor 9. maddede. Bunu kaldırmanız mümkün değil. E, bunun dışında tabii bu koridorun yerine e, açılması Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki ilişkileri geliştirince Azerbaycan... En büyük e, Ermenistan'ın korkusu gerçekleşecek. Azerbaycan zaten e, hızlı bir ekonomik büyümeye sahip olmaya başladı. Ermenistan'ı her açıdan anormal şekilde geçiyor ve bu sürecin devam etmesi halinde Ermenistan'ın bu coğrafyada bir tarafında Türkiye, bir tarafında gelişmiş ve modern bir Azerbaycan varken bu coğrafyada Ermenistan'ın bu e, 4D dediği politikalarını gerçekleştirmesinin var olmasının ekonomik anlamda bir gelişme sağlaması asla mümkün olmayacaktır. Zaten kısa vadede bu mümkün olmayacaktır. Silahını Rusya'dan alan, Batı'nın verdiği parayla, Rusya'nın verdiği parayla çarkını döndürmeye çalışan bir Ermenistan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki transit bir ilişkinin kurulmasıyla ve Azerbaycan'ın Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Türkiye üzerinden bağlantısının daha da netleşmesiyle, dediğim gibi Azerbaycan çok daha hızlı bir ekonomik kalkınma. Bu Dağlık Karabağ'a da yansımaya başladı. E bu Ermenistan için de geçerli. İşte Ermenistan için diyoruz. Evet, esas. Erme, e, esas Ermenistan için e, Ermenistan Türkiye ile işbirliğine girerse bu olacak. Tabii. Ama Zengezur koridorunu açtığı takdirde de e, bu Azerbaycan'ın işine yarayacak. Tabii. Çünkü Azerbaycan ciddi bir ilme yakaladı bunda. Ee, ve bu iğmenin üzerine katlanarak artacak. O zaman Azerbaycan nüfusu zaten az giderek azalıyor, ülke dışına göçler artıyor ve kimseyi tutamayacak. Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri eğer iyi bir seviyeye ulaşırsa, Ermenistan'da kimse kalmayacak. Ya yarısı Azerbaycan'a çalışmaya gidecek, ya yarısı Türkiye'ye gelecek. Ecik, i̇ş yok öyle. çünkü. Tabii. Ee, dolayısıyla e, Ermeni diasporası buna karşı yani kesinlikle diyor Türkiye ile işbirliği yapmayın ve Paşinyan tabii niye tabii işte Gürgüs... bunun bir bu evet. bunu şunu bunu da Sanki Ermenistan'da. Tabii Paşinyan da Ankara'ya gelir. Yani Paşinyan bunu... niye Gürcistan'a gitti işte. Gürcistan için yani. Ermenili diasporası diyor ki başka yollar arayın. Çıkış yolu arayın. Gürcistan evet. üzerinden Karadeniz'e çıkmak gibi. Yani eee 2022, e, 2022 evet. Paşinyan için Paşam, çok Kar, sıkıntılı bir. Karadeniz'e çıksa ne yapacak Ermenistan? E, yani gemiyle gitmek olur. Ticaretini... yere gitmek. Ticaret de en büyük sorun Bir tek çıkış yolu Rusya'yla Hava yoluyla gidiyor Onun dışında Ermenistan tarafı Azerbaycan kapalı Dağlık Karabağ savaş bölgesi Türkiye sınırlar kapalı Gürcistan'da da zaten o bölgede de Güney Ossetya Apasya bölgelerinde de Rusların kontrolü var Onlar evet. müsaade ettiği ölçüde geçebiliyor Ve sonuçta da Gürcistan'ın güçlü bir liman teşkilatı Batum dışında da yok yani yine evet. tırlarla Türkiye üzerinden mahkum evet. veya başka, Trabzon başka tür Türkiye'ye elleri mahkum İşte Trabzon limanı bu, veya Samsun limanı bu üzerinden gidecek, şey yok. tırlarla taşınacak evet. malzeme. E de, bu da mümkün değil. E, dolayısıyla Gürcistan da bunu görüşüyor. Çünkü hep daha evvel de söyledik. Şu anda dünyada en çok uranyum, platinyum kaçakçılığı yapılıyor Gürcistan-Ermenistan sınırı. Yani önümüzdeki yılda diyoruz ya nükleerleşme artacak vesaire artacak e, platinyum, uranyum zenginleştirilmiş kaçakçılığında ciddi bir artış bekleniyor. Bunların da en önemli yeri ya Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın kontrolü dışında kalan. Çünkü biz Dağlık araba evet kontrol eder ama şu anda Rusya'nın Dağlık Karabağ'da askeri gücün kontrol ettiği alan %70'lerde. Ya yani evet Azerbaycan orada mevcut toprakları ele geçirdi ama Rusya'nın kontrol oranında yüzde %70 olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani e, Ermenistan kontrolünde. Orta Asya'nın bütün uyuşturucu. Tabii tabi işte. Şeyi merkezi orası. Merkezi orası. Tabii bir Afganistan ve evet, e şu anda Taliban'ın e iktidara gelmesiyle birlikte yani taşıma e, yeri e, Afganistan'da ulaştığı e, uyuşturucu üretimi tam tersine katlanarak arttığı söyleniyor şu anda. Evet. Taliban'ın e, iş başına. çünkü ekonomik açıdan sıkışmış durumdalar. Bütün paraları gasp edildi, durduruldu, kapatıldı. Amerikan merkez şeydeki paraları. Para yok şu anda. Başam, e, elleri mahkum siz yani gün şey açınız evet. bu Afganistan meselesine bir de Türkiye'ye sığınmış Afgan kadınlar var. Bunlar yani bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış insanlar. Türkiye'ye sığındılar ve dertlerini anlatmaya çabalıyorlar. Ama Ankara'da bunları şu anda Taliban'la bir takım anlaşmalar, işte bu Kabil Havaalanı anlaşmaları, şunlar bunlar. Türkiye'de bunlara çok fazla şey oluyor, sahip çıkamıyor sahip çıkamıyor işte Kızılay falan herhalde bir bir takım destekler verebilirse verebilir ama e, a yani şey e, acıklı bir durumdalar yani Türkiye'de onun için yani bizim yardım kuruluşlarımızın bu ilgiyi göstermesi lazım siyasi Afganistan'da siyaset yapmış insanlar buradan söz ediyoruz. Evet. yani koridordan çıkıp e, Evet koridordan e, çıkarak hol'e doğru. Ya. Evet oraya gelelim çünkü maşallah yani hiç Amerika'ya ağzınıza almıyorsunuz. Şimdi hani, ben kadar oraya işte, siz, siz o kadar düşüneceğinizi Neuralink projesi yok yani bunu ev, da konuşmak lazım. E, evet yani e, burada e, esas e, Amerika'da ben <laughs> bir, bir şey de, söyledim biraz bölünme mi? vesaire filan. Şimdi çok önemli bir veri var dünyanın şu anda e, ee, iklim değişikliğiyle en çok ihtiyaç olunan bir gıda krezi var tatlı su. Dünya tatlı su rezervinin yüzde 25'i nerede? Kanada'da. Bundan sonra Kanada, bakınız Çin ve Çin'in çok ciddi tatlı su ihtiyacı var. Çin'in tatlı su kaynaklarının önemli bir bölümü nerede? Kanada'nın asıl sahibi olan yerlerin kontrolünde. Bu bölgelerin bir kısmı özerk bölge şeklinde, bir kısmı hükümetin tanımadığı mücadelelerin devam ettiği bölgede. Dolayısıyla bundan sonraki gelişmeler hani Amerika bölündüğünde nereye doğru genişler denilirse Kanada'ya doğru genişleyeceği ve buradaki yerlerle Çinlilerin işbirliğine gitmeye başladıkları. Niye? Tatlı su ve ekilebilir verimli araziler var bu bölgede. Ee, biz Kanada'yı bağımsız bir devlet gibi görüyoruz ama Kanada bağımsız bir devlet değil esasında. Ve burada yerlerin büyük bir çoğunlukla sahip olduğu topraklar üzerine Amerika'nın konduğu gibi konmuş bir toprak. En büyük avantajı Alaska'ya yakınlığı ve bakın Arktik petrol savaşı, Kuzey Pasifik'te buz denizi erimesi, Alaska ve eee %25 tatlı su kaynaklarının olduğu Kanada bu süreç içerisinde Amerika'nın özellikle bölünme sürecini hızlandıracak faktörler. Çin bu bölgelerde de devreye girecek. Bakın eee hani biz dedik ya San Francisco merkezli orada da bir devlet yapılanması oluşursa bu devlet kimle ilişki kuracak? Çinle dedik. Dolayısıyla bu Çin'in sadece bu bölgeye değil e, Alaska ve diğer bölgelere de olan etkisi bugün Alaska hükümetinin aynen Avustralya yaptığı gibi Alaskadaki özel yapıya e, biliyorsunuz şey yaptı. E, Avustralya'da da iki eyalete e, anlaşma imzalamıştı. Merkez hükümet kabul etmedi biliyorsunuz Avustralya'da. Çin aynı girişimlerde yine o bölgeler içinde bulundu. E, buna diğeri tabi Biden e, şu anda temsilciler meclisi senato yönelik seçimler var biliyorsunuz Amerika Birleşik evet. Devletleri'nde burada Trump'ın e, dolayısıyla Biden'ın tam anlamıyla bir topal ördeğe dönüşeceği ve yönetsel etkinliğini tamamen yitirici Bu da iki yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde dedik ya iç e, sürecindeki kargaşayı daha da arttırabilecektir. E, bu e, Amerika'nın e, hani bölünme sürecini ben hızlandıracak önemli bir faktör olarak görüyorum. Bu sonuçta tabii Türkiye-Amerika ilişkilerinde de olumsuz etkileyecektir. NATO'nun e, varlığını tekrar sorgulanacaktır. Evet NATO dağılmayacaktır ama bu süreç özellikle bu seçim sonucu bence Avrupa Birliği'nin bir türlü kuramadığı, stratejik pusulasını yayınladığı bu PESCO denilen yapılanmayı özellikle ve özellikle Ukrayna, Rusya arasındaki krizin bitme şekline göre hızlandıracağını düşünüyorum. Yani bu kriz bence özellikle NATO'ya olan, Amerika'ya olan güvensizliği Avrupa ülkeleri açısından tetiklediğini düşünüyorum. Özellikle ordulaşma sürecinde. Ve bunu Almanya'daki yeni hükümetin, Merkel'den sonra gelen yeni hükümetin de önceliği, öncelikleri arasında Almanya'nın yeni bir silahlı kuvvetler açısından Japonya gibi güçlenmesi ve Avrupa Birliği'nin de Fransa ile birlikte aynı düşüncedeler. Bir Avrupa ordusu şeklinde daha güçlü dünya sorunlarına askeri gücü de, de entegre olabilen bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Burada tabi bunu yaparken özellikle Avrupa Birliği'nin bence en önemli sorunu Güney kıyılarında, Afrika'da. İşte ayın 24'ü oldu, seçim yapılacak. Hükümet normalde 24'ünde hükümetin devretmesi lazım. Şu anda herkes orada kendisiyle bağlantılı ülkeye gidiyor. Dibeybe şu anda Mısır'a gitti geldi. Öbürü İtalya'ya gitti geldi. Şu anda Libya'da ne olacağı belli değil. E, Libya'da e, belirlenmiş olan prosüre göre, dört maddelik şeye göre 24 itibariyle yürürlükte olan Başkanlık Konseyi hükümetin görevi teslim etmesi gerekecek. Ama yapılamadı e, ve e, bu konuda özellikle e, Mısır'ın etkisinin giderek arttığı bir e, sürece e, girdiğimizi görüyoruz. Libya e, Avrupa'nın özellikle göçmenler nedeniyle e, başına ağrıtabilecek önemli yerlerin başında ben. E, geldiğini düşünüyorum. E, burada tabii e, son olarak da şunu ben ifade son edeyim. Olarak. Hani biraz evvel e, İran konusunu dedik ya, İran'ın eli daha güçlü esasında. Niye? Şanga İşbirliği Örgütü'ne tam üye oldu. Tabii, o yüzden e, kapkaslarla parası... ilgili sorunlarda, Azerbaycan'la bence e, şu anki iyi geçinme süreci tamamen taktiksel bir anlayış. Yani stratejiye dayanmıyor. E, bu e, İsrail konusunda işte efendim biz ikna olduk falan diyor ama bu bununla e, kaim olan bir şey değil. E, bu e, tamamen taktiksel bir hamle. E, İran elini güçlendirdi. Yani bu bölgedeki politikalarda da e, ve özellikle Çin'le yaptığı işbirliği anlaşmaları. E, bu tabi Hindistan'ın e, dediğim gibi Rusya ile olan e, silah işbirliği S-400 alması e, buna karşı temsilciler meclisinden kimseden ses çıkmaması. Bunlar da önümüzdeki yılın yine konuşulacak. Ve Hindistan'ın hangi tarafa kayacağının da herkes tarafından bekleneceği bir süreç olacak diye düşünüyorum. Peki. Sayın Hocam, Türk-Amerika ilişkileri. Ya yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile başlayacak olursak, konuşmamın başında ilk turda söylemiş olduğum bir şey vardı. Ekonomisini toparlayamıyor. Eee işte bir taraftan pandemi, bir taraftan savaş çığlıkları. Nasıl bunu ilişkilendireceğiz? Çünkü bu kadar savaş çığlığı atıldığı yerde biraz hani pazunun filan yerinde olması lazım. Şöyle bir döngünün içinde Amerika Birleşik Devletleri. Başka türlü ekonomisini ayakta tutamıyor. Yani bu Rusya ile olan meselelerini bu kadar tırmandırmasının altında tek değil. Ama çok önemli nedenlerden biri bu. Çünkü o şekilde çark dönüyor. Yani yani militarist ekonomiyle dönüyor. Öyle. Bunun kimya boyutu var. E, efendim söyleyeyim maden boyutu var. Var onu var yani. E, müthiş bir kompleks olarak düşünmek lazım. Biz sadece çıktığı görüyoruz. Bir tank, tüfek. Halbuki ekonominin bu da alışılmış o alışıldığım alıştığımız bir şey gerçekten. Savaş veya militarizmle ekonomi arasındaki ilişkileri kriz üzerinden bize kurduruyor. Yani Amerika'nın her e, efelenmesini amiyane tabirle biraz da kendi evinin içindeki bir meseleyle beraber düşünmek düşünmek gerekiyor ve o evin geçim derdi yani ekonomisi. Tabii bu sürdürülebilir bir şey mi? Değil kafasını nerede duvara vuruyor? Hani eskiden olsa, nükleer savaş tehlikesi falan olmasa, yani tamam kozumuzu paylaşalım o halde deyip, savaşa girişebilirlerdi. Bir savaş başladığı zaman, kazanacak ve kaybedecek, daha doğrusu kazanmakla kaybetmek arasındaki oran %50, %50'dir herhalde değil mi? Kağıt üzerinde. Ama artık öyle bir savaş yok. Nükleer savaş için bile, Paşam söyledi, İkinci atış şansı bile yok çünkü her şey hıza doğru ayarlanmış vaziyette yani ilk vuran kazanıyor. Şimdi bu kumar olur yani bu yani kazanmanın hele hele bu e, silah sanayinin ritmi konusunda ya da silahların ritmi konusunda Rusya'ya göre hatta Çin'e göre bile geride olan Amerika'nın ve bir türlü de başaramıyorlar bu işi biliyor musunuz? Değil mi paşam? Evet. Yani bu hipersonik meselede, füze meselesinde benim görebildiğim kadarıyla Amerika'nın yani beş projesinden dördü çöküyor falan yani. Böyle bir tablo var ortada. Bunu da göze alamıyor. E geriye de dönemiyor. Hakikaten Amerika çok sıkışacak. Ee, süreç nereye gider Amerika açısından? Hani bir parçalanma dedi Paşa onda yani izleyicilerimiz şöyle yanlış anlıyor musunlar hani bir komple teorisi üzerinden yürümüyoruz bizimle ilgisi yok Amerikalıların yok, kendi yok ve yani kanallarından parçalansın diye söylemiyoruz yani <laughs> biz hocam söyleyebilirsiniz hayır ben Amerika ben Amerikalıları Amerika'dan ayırıyorum hı hı. Hı. Hı hı. yani daima bunu zihnim bir tarafında tutuyorum çünkü onlar da insan sonuçta yani Amerika'da bugün ee berbat e, bungalovlarda efendime söyleyeyim e, işte e, çadırlarda yaşayan, çöpleri karıştıran milyonlarca insan var Amerikalı Onları yani. düşünüyorum ben önce doğrusu. Yani çünkü böyle bir bölünme savaşmadan olmaz. Yani, bu bayağı bir tabii canım. şey çıkarır orada ve masum bir sürü insan ölür. Onun için hani <laughs> Trump eğer e, gelirse yapacağı şey bu sefer çok açıktır. Amerika'yı kapatmak olacak. Yani bu Amerika'yı rahatlatır mı, kurtarır mı onu bilmiyorum. Ama bu konuda çok kesin altına bağlayacak doları ve bunu yapacak yani. Ve sonuçta tekrar Amerika'yı bir üretim toplumu haline getirmek için uğraşacak. Başarabilir mi? Bence zor. Ama denilecek başka bir yol da yok Amerika açısından. E zor diyorsunuz. Biden'ı şimdiden gözden çıkardınız. E Biden'ın geleceği yok. Yani New Green Deal politikası diye çıktı ortaya. Ee, bu politikanın maliyeti zaten dünyayı 8-10 defa bataracak bir maliyet. Yani olacak iş midir? En Allah azından aşkına? Biden ve Kim konusunda Greta ile aynı düşünüyorsunuz. E, o da Biden'ın ile... olur mu? Işte <laughs> <laughs> bugün açıklama yapmış. Ben öyle düşünmüyorum. Ee, şey, netice itibariyle yalnız Libya ile ilgili bir şey söyledi hocam. Evet. Ona da izninizle değil Estağfurullah. Libya'da e, tehlikeli bir gelişme bence. Bu seçim işi zaten yüzlerine gözlerine e, bulaştıracak. Yani. Biraz sonra çok da ne açık. olacağı belli değil. Onu gayet iyi görüyorduk bizde Yani aşağı yukarı öngörüyorduk olmayacağını. Ama şu an bunu bir fırsata çevirmek istiyorlar. Ve Rusya ile Fransa anlaşıyor orada. Har beraber hareket ediyorlar. Ben bundan endişe ediyorum. Ve... Batı'daki e, hükümetin meşruluğunu tasfiye etmek için e, ellerinden gelen, şimdi meclis bizde, madem bu hükümet bizi seçime taşıyamadı, o halde meşruluğunu kaybediyor. E, Türkiye'de bir an evvel e, buraları terk etmeli, yabancı bir güç olarak. E, biz meclisin içinde hükümeti çıkaracağız. Şimdi bu, buna Fransa ve e, Rusya birlikte e, sahip çıkıyorlar. Bakın, bu buna bu, karşı, bu, buna karşı bir de Amerika. Amerika yok var. Amerika yok üstadım ama İngiltere var yani bu işte iyi. Yani İngiltere. Ay İngiltere buna destek değil bu. Değil. değil, değil. değil. Onun için diyor. Yani orada böyle bir, bir şey var. Amerika evet. yani ne kadar şu an Libya'yı düşünüyor onun da o ayrı. evet yani çok ön planda. Şimdi değil. hem paşam hem Süleyman hocam bu Türk-Amerikan ilişkilerinden karşıtlar öyle görüyoruz. Niye? Kaçmanlar canım. Vallahi gelecek Bölünmüş Amerikan ilişkilerin daha iyi olacağını söylüyor. Amerikalılarla, Amerikalılarla <laughs> görüşelim diyorsunuz. Amerikans. Evet. evet. Amerikalılarla evet. görüşelim evet. diyorsunuz. Bence diyorsun. Evet. Amerikalıları unutmayalım. İnsandırlar. Evet, yani. doğru. Hocam da insan oldukları konusunda özel bir vurgu yaptı evet. tabii. Mutabıkız diyorsunuz. Ha o evet. da herhalde e, itirazımız yok tabii, değil mi? Ben e, Amerika'nın kısa vadede bütün çabasının e, yenileş, yeniden inşa, kendini yeniden inşa e, hedefini hı. olduğunu düşünüyor. Biden'ın da hedefi bu, Trump da gelse hedefleri bu. Bunun için savaş çıkarmaksa savaş da çıkarırlar bunlar. Rusya'yı meşgul etmeleri lazım bunun için hı hı. ve Çin'i öte tutmaları lazım. Biraz geriletmeleri lazım ki şu anda Çin biraz gerilemiş vaziyette. Yani dur dedi yani o kadar o makina biraz yavaşladı Çin makinası. Aynı şey Rusya için de söz konusu. Rusya gelen parayı habire silaha yatırıyor şu anda. Yani işte birazını Doğu Avrupa'ya yatıracak bir bilmem ne filan harcayacak yani. O arada Amerika kendini toparlayabilirse ki şurada ben hocama katılıyorum. Amerika'nın yeniden bir üretim toplumu haline gelmesi mümkün değil. Evet, çok. Çünkü Habire e, e, bir takım beyinleri transfer ederek filan büyümeye alıştı. Üretime, üretmeye alışmış bir devletten toplumdan söz ediyoruz. Ve şu anda sadece işte bu bir takım sanal şey imparatorluklar üzerinden bir hakimiyet ...tesisi gayreti var. Yani isimleri artık maruf yani işte Google gibi, Facebook gibi bunlar trilyonluk neredeyse şeyler, şirketler Efendim haline geldiler. Ama bunlar ne üretiyor derseniz hiçbir şey ürettikleri falan yok. Üretim yok bunlarda. Kaç kişiyle yapılıyor bu işler derseniz. Yani orta boy bir fabrika kadar çalışanı yok bunların. Hiçbirisinin. Ne Twitter'ın, ne Facebook'un, ne Google'ın, ne diğerlerinin. Hiçbirisinin yok. Ama iş ayakkabı üretmeye geldiği vakit yine Singapur'a dönüyorlar. Yine Türkiye'ye dönüyorlar. Yani ne yaparız, nasıl yaparız falan. Çünkü o teknoloji hala burada da var. Ve onu Amerika'ya taşımak Amerikalıları artık Hı, tatmin etmiyor yani. Yani nihayetinde emeğin orada bir fiyatı var. Amerika'da da bir fiyatı var, Türkiye'de de bir fiyatı var. Türkiye'deki fiyatıyla Amerika'ya da üretim yapmanın imkanı yok. Bitti o işler. Onun için Amerika'nın hali perişanlık. Adam ister istemez kendini işte Mars'ta bilmem ne varmış işte e, ayda şunu yapalım bunu bulalım filan filan bunlara veyahut da işte e, bu şey e, kuyruklu yıldızlarda bilmem ne aramak veya gibi böyle şeylere, projelere e, yönelmiş vaziyette. Buradan ümidi kesti yani adıyadını müydü. Yani bu bu coğrafyada bir şey yapma ümidini kesti. Düşünün ki bir pandemiyle bile baş edemedi koskoca Amerika. Hala öyle. E, öyle. Hala. Yani e, onun için ben önümüzdeki dönemi, dönemin Türkiye açısından e, Amerika'nın Türkiye'ye muhtaç filan demeyeyim ama Türkiye'yle kapışacağı bir şey yok artık. Tamam da ne olur Amerika. Abi. Hani ne yani bin tane işimiz var bu adamlarla. E bin, bin, tane işimiz var e işte. 500 yani tanesinde anlaşma. S400'ler konusunda Hı. falan hiç ağızlarını açıklarını bundan sonra zannetmiyorum. Hocamların şey kanaatlerinin aksine ben Yunanistan'la oynamanın Amerika için hiç de cazip olmayacağını düşünüyorum. Neden? Yani olsa olsa işte hurda tankları falan koyacağın bir depo gibi düşün yani Yunanistan'da. Yani ne kadar hurdası varsa geçmişte NATO'ya ilk geldiğimiz zaman bize gönderiyorlardı. Traktör mezarlığına dönmüştü Türkiye. Tıpkı bunun gibi işte Yunanistan'a da gönder baba gönder ne olacak yani e, hurda mezarlığına dönüşebilir Yunanistan. Ama onun ötesinde eğer iş güçse bizim şu anda Amerika ile kıyaslandığında cılız sayılabilecek olan Salma sanayimiz hızla büyüyor. Katlanarak büyüyor. Keza onun dışında üretim bantlarımız yani Amerika dediğin buzdolabı üretemiyor ya. Bunu olabilir mi? Yani buzdolabı demezdik. Eskiden frijler derdik. Biz. Yani bu fabrika yok şimdi Amerika'da. Yani bütün Avrupa, Türkiye'de üretilmiş e, televizyon cihazlarını, beyaz eşyayı kullanıyor. Herkes biliyor yani oradaki markalar, Türk markalarını. İngiltere'de, Avrupa'nın diğer ülkeler. Yani şöyle biliyorsun. anlıyorum. 2022'de Amerika'dan ümit var olmadığınız gibi Türk-Amerikan ilişkilerinden de ümit var değilsiniz. Evet. E bu bu masa ha, için yeni Türk bir şey nasıl değil. Nasıl Çin'i, Rusya'yı geriletmek istiyorsa hı. adam Aynı şekilde Türkiye'nin üzerinde de baskı bu. İşte bu Suriye'deki oyunu bunun için yapıyor adam. Tam da yeni büyük elçi geliyordu. E tamam gelsin canım fark etmiyor. Yani onun da amacı e, Türkiye'deki çarkı yavaşlatmak. Bu çarkı yavaşlatmak. Tıpkı Rusya'ya da aynı şey yapıyorlar. Ama Rusya bu tuzağa düştü. Amerika ile birlikte Türkiye'yi geriletmenin e, kendi menfaatlerine o da hizmet Te edecek edeceği kanaatinde. Peki. Süleyman Hoca'nın deyişiyle söyleyelim. Bir seneyi daha idrak ettik. İdrak ettik. Efendime söyleyeyim. Onu da tebrik edelim. Çünkü şu sebepten efendim bir duyurumuzu da yapalım. İşte yeni yıl vesilesiyle diyelim öyle. Bir gün izin rica ediyoruz. Yani bu perşembe sizden bir gün izin rica ediyoruz. Yokuz. Salı günü inşallah yine huzurlarınızda olacağız. Ee, Aynen abi çok teşekkür ediyorum. Siz, sağ olun. Biz ol. hepimizin adına bir yeni yıllarının Buyurun. E, mutluluk kepi. Siz e, program adına söyleyin. Tamam hayır ben aralar evet. kutlarsız diye tabii ki e, izleyicilerimizin yeni yılını tebrik ediyoruz, kutluyoruz. İnşallah ülkemiz için, milletimiz için çok daha iyi bir yıl olacak. İnşallah. Evet, iyi gidiyoruz. iyi gitmeye de inşallah devam edeceğiz. Süleyman hocam çok sağ olun paşam. Sağ ol evet abi çok teşekkür ediyorum. Yarın YouTube'dan izleyebilirsiniz efendim programımızın tekrarını. İyi geceler.